neslin oluşması için vakıf hizmeti. Akit TV ekranlarından hayırlı akşamlar. Milli Dirilişe hoş geldiniz kıymetli izleyenler. Program yorumcumuz, dava adamı Şevki Yılmaz hocamızla birlikte bir salı akşamında daha Milli Dirilişle huzurlarınızdayız. Sizleri her zaman olduğu gibi selamların en güzeliyle selamlayarak programımıza başlıyoruz. Esselamu aleyküm. Evet, mübarek Ramazan-ı Şerif'i ve Ramazan bayramını ardımızda bıraktık. Bu vesileyle geçmiş Ramazan bayramınızı tebrik ediyoruz. Rabbimiz nice Ramazanlara ve bayramlara sıhhat, afiyet içerisinde cümlemizi kavuşturması dileğiyle önümüzdeki 24 Haziran seçimlerinin bayram olmasını diliyoruz. Yorumcumuz Şevki Yılmaz hocamız her fırsatta 24 Haziran gecesi iki kesimden birisi bayram edecek diye ifade ediyor. Nedir o? Bir, ya 24 Haziran gecesi dünyanın sömürülen, ezilen mazlum halkları bayram edecek ya da Roma, Vatikan'da sevinç çanları çalacak. Buna karar verecek olan da milletin iradesi. Millet 24 Haziran'da herkes susacak ve konuşacak kesim olarak sandığa gidecek. 24 Haziran seçimlerinde vatandaşın oy vermesi sadece bir vatandaşlık görevi mi? Tarihi şuur ve inancımızda oy vermenin fıkhını kanıyla ve canıyla yazmış olan Hazreti Hüseyin devlet başkanı olarak ortaya çıkan Yezid'e o gün niçin oy vermemiş ve biat etmemişti? Bugün oy vermenin fıkhı, manevi sorumluluğu üzerine Şevki Yılmaz hocamızla konuşacağımız Milli Dirilişe başlıyoruz. Eşe dostu haber verin, çok önemli çarpıcı açıklamalarla Milli Diriliş başlıyor. Cemaatte sabit olacak. Ne kadar köle olmuşuz. Feyne tedebbür. Nereye gidiyorsunuz? Bu batı işgalcidir. Bu batının yüzüne güvenmeyiniz. Vallahi batıda işgalci olmuyor. Hareketiyle sünnetiyle el ele vermeye mecburuz. Kardeş olmaya mecburuz. Evet hocam, tekrar birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olasın. Şimdi hocam, 24 Haziran'ın çok önemli olduğunu her fırsatta herkes vurguluyor. Ancak gerçekten 24 Haziran'ın önemi vatandaş tarafından idrak edilebildi mi? Bu bir. İkincisi, bu gerçekten doğru anlatılabildi mi? Eksikler var mı? Bir HDP'li milletvekili geçtiğimiz günlerde bir açıklamada bulundu. Dedi ki, oy verirken Öcalan'ı hatırlayın. Hocam, biz neyleri, kimleri hatırlayalım oy verirken? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ve huve semiul alim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleykümselam. Yaratıcımız, yaşatıcımız, yöneticimiz, Allah'ımıza hamd, eşsiz önderimiz, baş öğretmenimiz. Her şeyde, her işte örneğimiz ve önderimiz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, ehli beytine, âli ashabına, can ana babalarımıza ve bütün müminin kardeşlerime salat ve selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Rabbim Fıtır Bayramı'nı, yaratılışımıza, özümüze, aslımıza dönüş bayramımızı mübarek kılsın. Amin. İnşallah pazar günü akşamını da mazlum coğrafyanın bayramını Rabbim lütfeylesin inşallah. Amin. Oy anam dememek için oy vermek lazım.
Seçim çok mühimdir. İnsan hayatı seçimle geçiyor. Yönetici seçimi becerseydik ülke bu hale gelmezdi. Domates seçimi, gıda seçimi, patates seçimi çok iyi beceriyoruz. Eşya seçimini beceriyoruz. Ama ülkeyi yönetici seçimi bunlardan hafif midir? Yönetici seçimini şimdiye kadar becerseydik ülke bu hale mi gelirdi? Tabii. Hocam tam yani, mutlu olup %100 olarak konuşuyorum. Yarı olarak milletimiz uyandı. Hı-hı. Neticede seçimi becerdi ki AK Partisi iktidara geldi ama yeterli değil. Şimdi milletin eliyle iktidara gelen AK Partisi yine milletin eliyle devrilmek isteniyor. Bunlara karşı teyakkuz olunsun. Hı-hı. Yani mezar bile seçimi yapıyoruz ve vasiyet ediyoruz. Ben vefat edersem beni memleketim Kastamonu'ya gönder veya Rize'ye. Evet. Yani mezar seçiminden önemlidir kanaatımca. Vatanı emanet edeceğimiz kişilerin seçimi. Bu akşam bunları konuşacağız. Asker katili, polis katili, Kürt'ün katili, Türk'ün katili. HADEP'in söylediği APO'yu hatırlayın diyor. Hı hı. Da zaten APO'yu hatırlasa kimse oy vermez ne HADEP'e ne bir başka partiye. Çünkü Allah korusun 24 Haziran'da milletimiz yanlış bir karar verirsek Allah korusun. Hı hı. 7 Haziran'da nasıl o gece Sayın Bahçeli müdahale etmeseydi o gece valilikler işgal ediliyordu. O gece Diyarbakır'ın, Mardin'in ve doğudaki vilayetlerin valilikleri HDP, PKK terör örgütleriyle hepsi planlanmıştı. Ve daha ağır olur, bayrak iner, oraya HDP bayrağı asılır. Ve çok acı söylüyorum, bu zillet ittifakı kazanırsa kesinlikle o hafta Türkiye kaosa girer. Kırmızı plakalarla bebek katili APO'nun adamları bakan diye vilayetlerde selamlanır hale gelir. Daha büyük facialar var bu gece bunları. Kırmızı plakalar terörist tabii, taşıyordu hocam. Tabii. Değil mi? Yakalandılar tabii. Suçüstü. Allah razı olsun Bahçeli o gün ben bu koalisyona girmeyeceğim dediği an yelkenler düştü ve STV'deki Samanyolu'ndaki spikerin mikrofonu açıkmış. Bu ne yapıyor ya? Öyle mi söz verdi filan? Demek her şey planlanmıştı. Sağ olsun o zaman bu oyun bozuldu. Milletimiz bu 1 Kasım'da 7 Haziran'da çektiği çilelerin daha da devam edeceğini hatırlayarak ben kendi kendimi vurmam dedi. İktidarda bir takım hatalara, yanlışlıklara, bir takım milletvekillerinin yanlışlıklarına, belediye başkanlıklarının yamukluklarına bir kısmını bakarak kendimi vurmuşum. Pireye kızmışım, kendimi yakmışım. Diye piyasadaki faciayı görünce milletimiz elhamdülillah 1 Kasım'da yanlıştan dönüverdi. Ama 24 Haziran ne 1 Kasım'a benzer ne 7 Haziran'a benzer. Çok akıllı olacağız ve vatan için, ülke için ve mazlum coğrafya için geminin kaptanını seçeceğiz, mürettebatını seçeceğiz. APO'ya bakarak değil, Kur'an ve sünnete bakarak oyunu tercih edecek. Şevki Yılmaz'a bakarak, Tayyip Bey'e bakarak filan demiyorum ben. İnsan ölçüsü yok burada. Bizi Allah yarattı, Allah yaşatıyor ve Allah yönetiyor. Onun için her şeyimize Allah karışır. Oy vermenin de ölçüsü tabii, var. Tabii Kur'an ve sünnette bu akşam konuşacağız. İman ehli için. Allah ve Resulünü kabul edenler için Kur'an'da ayeti kerimeler açık ve net olarak görevlerin kimlere verileceğini ifade Kur'an ve sünnet, Kur'an ve sünnet gölgesinde gerek Hanefi, gerek Mali, gerek Şafii, gerek Hanbeli, gerek Zeydiye, gerek Caferiye ulemasının kime oy verilir prensipleri var. Ki bütün bunlar Kur'an ve sünnet ışığında bunu canıyla yazan da Hazreti Hüseyin. Bu akşam bunları konuşacağız. O zaman kavga etmeye geldim. Oy verilecek adaylarda da kriterler çok önemli. Tabii kızdırmaya da gelmedim. Hepsi benim kardeşim. İster CHP, ister ANAP, ister diğer parti. Hepsi bu ülkenin vatandaşıdır. Yıksınlar, yaksınlar, yok etsinler, huzurumuzu bozsunlar diye kimse partiler oy vermez. Hepsi iyi niyetle gidecek sandığa.
Ama o partilerin propagandalarının tesirleri sebebiyle yanlışa gidiyorlar. Yani trafik işaretleri ters konduğu için doğru diye yanlışa gidiyorlar. Çünkü medya çağı sihirbazların etkili olduğu bir çağdır. Aleyhissalatu vesselam seyyeti alennâsi senevâtun haddâtun. Bu hadis-i şerife çok dikkat edeceğiz herkes. Ümmetimin üzerine demiyor. Almanın da Amerikalı hepsini içine alıyor. İnsanların üzerine çok aldatıcı seneler gelecek. Siyonistler İsrailoğullarını aldatıyor. Amerikan yönetimi Amerikalıları aldatıyor. Avrupa medyası Avrupalı Hristiyanları aldatıyor. İnsanlar üzerine çok, hatta Arapça bilenler bilir, aşırı aldatıcı seneler. Ne olacak o senelerde ya Resulallah? Liderler hakkında inmiş hadis-i şeriftir, seçeceklerimiz. Yuseddaku fihel kâdib, yalancı ki öncülere, liderlere, yalancı liderlere doğru diyecekler. Ve yukezzebu fihel sadık, doğrulara yalancı denecek. Ve yu'temunu fihel hain, ekonominin düşmanlarına, alın terinin düşmanlarına, hizmetin düşmanlarına, yatırımın düşmanlarına, dinin düşmanlarına, vatandaşın düşmanlarına emin denecek. Ve vatanı için seve seve canını verecek öncü liderlere de hain denecek. Ve yantıku fiha ruvaybeda. O günlerde, o senelerde insanlara ruvaybedeler hitap edecek. Arap Arapça bildiği halde bilemedim. Ve men rubeybetur ya Resulallah. Rubeybede nedir ya Resulallah? İnsanlar en seviye, en aşağı, en seviyesiz olacak. Ama insanların öncüleri yapılacaklar. İşte bu böyle bir dünyada yaşıyoruz. Hocam. Onun için bu gece, her gece çok mühim. Onun için herkesi dinleyerek sandığa gitmek çok mühim. Televizyonların kanallarını, işte benim partimin kanalları kapalı, açık olacak, diğerleri kapalı. Bu büyük bir felakettir. Angaje etmeyelim tabii, kendimizi. Müslüman ne yapar? Allah'ın dediğini dinler. Apo kim ya? اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ وَيَتَّبِعُونَ الْاَحْسَنَ Apo kitabında Allah'a savaş açmış. Açıkça inkar ediyor. Kitaplarını okuyun. Din imana savaş açmış. Tam bir zerduş dinini yaymak için. Yani Müslüman Kürt'ün çocuğunu dinsiz yapmak için kurulmuş bir projedir hedef. Ermenistan devletini kurma asıl hedefleri. Ama bunu kurarken Müslüman Kürt'ü dinsizleştirmek. Çünkü Müslüman Kürtler tarih boyu hiç İslam'dan ayrılmamışlar. Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, Malazgirt'te, her yerde Türk Kürt ümmet fikrine çok sahip ve alimleri çok etkili. Çok etkili. Ben şahidim birkaç sene evvel Esenyurt'ta. Birbirini öldürmüş iki kardeş, iki katille maktul. İkisi de katil aslında. Birbirini nasıl alimlerin Kur'an'a yemin ettirerek barıştırdıklarına şahidim. Kan davasını. Kan davasını. Alimler doğuda bu kadar etkiliyken hepsi terör sebebiyle İstanbul'a, Konya'ya, İzmir'e, başka ülkeler, şehirlere hicret ettirilmiş ki o terör sebebiyle alimsiz kalan doğu gençleri dinsiz edilsin diye. Meydan onlara kalsın. Kalanlar da efendim yine var elhamdülillah. Kalanlar da yeterli olmuyor. Çünkü maalesef doğuda gençler arasında süratle ateizm, deizm ve bilhassa zerduşluk ismi konmadan zerduşluk fikri yayılıyor. Bunun için bir Müslüman Kürt'ün Apo'yu sevmesi imanen de mümkün değil, ihvanen de mümkün değil, ümmet olarak da mümkün değil. Çünkü Kürt'le Türk hısım idi, onları hasım yapmaya gelmiş bir adam. Hasım yapmaya. Biz akrabayız ya. Benim sülalemde Kürt eniştem var. Kürt gelinim var. Yani. Hepimiz. Biz binayız ya. Bir vücuduz. Ya inşallah 24 Haziran'da ne Apo'ya danışacağız, ne Hapo'ya danışacağız, ne Fato'ya danışacağız, ne Feto'ya danışacağız. Danışacağımız budur. Kur'an ve sünnet. Kime oy verilir? Kime biat edilir? Prensipler. Allah ve Resulü kime diyorsa ona uyacağız. Yoksa gelişmelerden, zulümlerden, artacak zulümlerden hep mesul oluruz.
Onun için bu gece bunları birlikte konuşacağız. Şimdi bir hocam izleyicilerimize de hatırlatalım. Sosyal medya hesaplarından sorularınızı bekliyoruz hocamıza. Oradan dilek temenni eleştirileriniz de varsa mutlaka bize iletin. Şimdi hocam bu HDP'li mücadele de oy vermemek de oy vermektir. Hocam bu HDP'li vekil bunu açıklıyor, diyor ki Öcalan'ı hatırlayın. Bu HDP ile CHP kol kola gidiyor. Bunun arkasına da Saadet Partisi takıldı diye aklıma şimdi geliyor. Yani nasıl bir birlikteliktir bu diye. Ve oy vermemek üzerine de bu tür manipülasyonlar tabii yapılıyor. Tabii İngiliz kaynaklı fetvalar 30-40 yıldır yaygın. Siyasal İslam güçlenince bu fetvalar çıkarıldı. Sandığa gitme, yani oy verme. 70 yıl evvel yoktu nasıl olsa. Millet nasıl oy verir bilmiyordu. Masonların peşine koştuk gidiyorduk. Kurtar bizi baba diye bağırıyorduk. Ama millet şuarlanmaya başlayınca bilhassa yönetimlere gelen kadroları siyasetten soğutmak için fetvayı Hindi'ye değil fetvayı İngilizce mi? İngilizce fetvaları. Oy vermek küfürdür diyor. Böyle bir şey mi olur ya? Böyle bir şey nereden çıkardın? Hani hadisin, hani ayetin? Nereden uyduruyorsun? Demokratik sistemler küfür düzenleridir. Küfür düzenlerine katkı olmak babında sandığa da gitmek küfürdür diyor bazıları. Yani şimdi iki tane aday yarışıyor. Biri adil. İkincisi zalim. Sen sandığa gitmemekle zalimin zülmünü şefaç oluyorsun, aracı oluyorsun. Yani Allah Resulü'nden takva mı bu beyler? Allah Resulü Habeşistan'a ashab-ı kiramı gönderiyor. Onun orada çok diyor adil bir Hristiyan hükümdar vardır. Hani orada... Orada da bir küfür düzeni tabii, var sonuçta. Tabii Yusuf Aleyhisselam yani küfür düzeni, küfür yasaları olan bir devleti yönetmiştir. Kimse Yusuf Aleyhisselam'a ders vermez. Buradan kapak olsun. Tabii. Onlara tabii, aldanan tabii. Kardeşlerimiz de burayı dikkatli dinlesin. Ayet açık var. Dini melik diyor. Meleğin dinine göre yani bir eşya kimin çuvalında çıkarsa o onun kölesi olur. Evet. İslam'a göre değil. İşte evet. Demek Mısır kurallarına göre. Sonuna kadar sabretmiş ve heykeller, putlar, efendim o günkü manada laik rejim, demokratik rejim ne diyorsan hepsi hakimken Maliye Bakanlığı'na gelmek için kendini methediyor. Değil mi hocam? Tabii, galip ayet, oluyor değil mi? Ayet ben diyor onu iyi korurum. Ben onun eminiyim, ehliyim diyor. Seyyid Kutup rahmetullahi aleyh, ya peygamber nasıl vazife ister? Vazife istemek haram. Kendini nasıl metheder? Kendini methetmek haram. Zulüm iktidarlarını yıkmak için yönetimdeki ehliyetsiz kadroları tasfiye edip ehil insanları yönetime getirip mazlumların hayatını bayrama çevirmek için kişinin göreve talip olması o dönemde böyle bir devir oldu mu? Sünnetullah'tır diyor. Çünkü peygamberler kendi nefsinden konuşmaz. Peygamber mi? Kendini de methetmesin. Allah Resulü Mekke döneminde kimin himayesindeydi? Parti cansız himaye. Canlı Ebu Talib. Ebu Talib. Canlı parti Allah Resulü helal, cansızı bana haram. Taif'ten dönüşte de hocam hatırlayalım. Mekke'ye giremedi. Giremedi. Müşriklerden Utbe bin kimdi hatırlayamadım ama onun himayesiyle girdi. Dayısıydı. Dayısı mıydı? Aydın. Mutam bin Adi. Evet. Mutam bin Adi. O da müşriklerdendi sonuçta. Evet. Cinlerle, cin mescidin orada. O zaman mescid yok. Ağacın altında cinlere biat ediyor cinler kendisine. Resulullah. Taşlanmış, yorgun. Ya. Kan viran içinde. Mekke'ye almıyorlar. Halkı, firavunlar bekliyor bu cehiller. Himayesi kalktı. Araplarda himaye. Çok mühimdi. Yani kölelere işkence oldu. Hazreti Ömer'e olmadı. Hazreti Ebubekir'e olmadı. Neden? Aşireti güçlü. Koruyucu bir derneği, partisi, vakfı var. Himayesi var. Onun için nasıl gireceğim bir baktı dayısı geliyor. Utan bin Adim. Ne üzülüyorsun yeğenim? Himaye kalktı. Müşrik. Evet. İman etmişti. Gel benimle dedi. Geldi Ebu Cehil bir gördü ona. Dillere destan bir terörist etrafta. Tam bir mafya. Bu tam sen Müslüman mı oldun dedi. Ödü koptu Ebu Cehil'in Ebu Leheb'in. Yok dedi. Bilesiniz ki yeğenim Ebel Kasım Muhammed himayemdedir. Haberiniz olsun Mekkeliler. Hemen Ebu Cehil dağılın, dağılın. Muhammedül Emin öyle diyor. Mutam bin Adi'nin himayesinde oldukça ona biz dokunamayız.
Akıllı olacak yani, Müslüman. Evet hocam. Yani dernek kuruyor. Bunu diyenler dernek. Derneği nereye göre kuruyorsun? Demokratik, laik kanunlara göre. Dernek helal, parti haram. Bundaki ihaneti göremiyor musunuz? Yani. Vakıf kuruyor. Bunların çoğunun vakfı var. Vakfı var. Vakfı neye göre kurdun? Hangi kanuna göre? Demokratik Avrupa'dan gelen kanunlar. Yani, evet. Vakıf helal oluyor da parti. Bütün bunların önünü açan dozer, kepçe, parti, siyasi yol neden haram? Tam İngiliz fetvası. Ticaret için aynı fetvalar yapıldı. Hı-hı. Müslüman terzi efendim fırın işletemez hacca gittikten sonra. Neden? Ticaret sahtekarların işi. Dediler ve ticareti mutlazılığın, putlazın eline verdiler. Siyaseti putlu mutlazılığın eline verdiler. Ve kendi memleketimizde bizi köle ettiler. Ekonomi bu oyun bozuldu. Bozuldu elhamdülillah milletimiz seyirci olarak gol atılamayacağını anladı. 100 bin sene, 100 bin kişi 100 sene gol dese golün amigolar tarafından atılmayacağını gördü. Bak Almanya'yı seyircisi kurtaramadı Meksika önünde. Yani. Neden? Tebrik ediyorum Meksika'yı. Çok sevindim o akşam. Evet. Çünkü Kunta Kinte'ler galip geldi mi seviyorum. Seviniyorsunuz. Eyvallah evet. Hocam. Şimdi değerli izleyenler. Onun için takım olacaksın takım. İlmi takımını kuracaksın. Cahillikle iktidara gelemezsin. Nobel Barış Ödülü almış fizikçisi bizden, kimyacısı bizden çıkacak. İlmi, ilim takımı okulların olacak. Hı-hı. Devletin okulları iyi eğitim Varsa yapacak. Ha. Ticaret elinde olacak. Fakir insanlar efendim ilim adamı yetiştiremek, okul açamaz, Hı-hı. tank tüfek yapamaz. Hı-hı. Bir de siyaset idare elinizde olacak. Çünkü aleyhisselam şu hadis-i şerif iyi bilin. Müminler demiyor. Ennasu. İnsan. Ala muluki, ala dini mulukihim. İnsanlar idarecilerinin dini üzere yaşarlar. CHP geldi mi, CHP'nin dini İslam mı? He? CHP'ye oy verenleri kastetmiyorum. Hepsi bizim kardeşlerimiz. Ama baştakiler 100 yıllık tatbikatı peygamberin varislerini öldürmekle geçti. İdam etmekle geçti. He? İslam'a savaş açmakla geçti. Yoksa CHP'ye millet neden sandıkta oy vermiyor ki? İsmi güzel, Cumhuriyet Halk Partisi. Vermez. O altı ok orada imanın altı şartına saplanmak için nöbette olduğu sürece bilen insan, duyan insan asla oy vermez. Ne yapması lazım? Böyle seçimlerde namazla milleti aldatamaz. Mitinglerde namaz kılıyorum diyor. Neden Tayyip Bey namaz kılıyorum demiyor? Yani ne ihtiyaç hissiyordur? Ama gidiyor Maraş'ta diyor namaz kılıyorum. Muğla Bodrum'da demiyor. Orada da desene oy alabiliyor ki. He? Neden Muğla Bodrum'da Cuma'yı her gün kılıyorum demiyorsun? Bunlar hepsi insanımızın mayasında elhamdülillah vatan sevgisi var, din sevgisi var. CHP'nin de hepsinin de. Ne yapayım ben diyor. Ancak bu milleti dinle kandırır. Evet. O devir geçti. İşte. Bu milleti dinle kandıramazsınız. Neden? Çakma adayları millet tanıyor. Bu milletin gerçek temsilcilerini görüyor. Ama onların safına da ancak oyun önemini bilmeyen, oyun faziletini bilmeyen, oyun değerini bilmeyen insanlar kanıyor. Ve onların uydurduğu yalanlara, iftiralara inanan. Zina AK Partisi, hı-hı. efendim serbest bıraktı, domuz etini serbest bıraktı, homoseksüel evlenmeyi falan hı-hı. gibi yalan, iftira. Bu akşam onları belgeyle konuşacağım. Şimdi... Çünkü dün bir saadetli kardeşime, kardeşlerim İzmit'te gitti. Kızıyor da Saadet'in cehenneme hazırlama partisiyle aynı ittifakta olmasına. Hayır, bir ne yapacağımı şaşırdım, herhalde oy vermeyeceğim diyor Saadet. Ya AK Parti ne ben? Nasıl vereyim ki dedi. Ne oldu? Erkekle erkeğin, kadınla kadını haşa evliliğini çıkarttı. Ya sen buna inanmıyor musun dedi arkadaş. Google aç dedi internete. Google'a bir bas bakayım. Google'da böyle bir şey varsa ben de AK Partisi'ne aleyhine çalışmasam şerefsizim dedi. Açtılar Google'a. Yalan ortaya çıktı. AK Parti öyle bir kanun ne meclisten geçirdi. Ne öyle bir derneğe izin verdi. 2003 bine dernek kurmuş bu cinsiz sapık homoseksüeller şimdi Saadet'in işbirliği yaptığı cena anlatabiliyor mu? Beyoğlu'nda Ramazan günü
Böyle çırılçıplak gezenlerle işbirliği halinde üst seviye. Tabanda yok, müjdem var taban. Allah'ın izniyle, bütün gücüyle gerçeği görüyor. İftiraları anlattı mı dönüyorlar. Açtı. O dedim, Google'a bir yaz bakayım Google'a. Google ne cevap verdi? 2003 yılında homoseksüeller dernek için Ankara valine müracaat etmiş AK Partisi'nin döneminde. Valilik çok sert cevaplar reddetmiş. Ahlakı yapıya aykırıdır, derneğin kuruluşuna izin vermiyoruz. Ama gitmişler, o günkü yargı kimin elinde? FETÖ, malum odakların. Gitmişler, yargıya götürmüşler olayı. Yargı valiliğin kararını bozmuş. Hmm. Bunun sorumlusu AK Parti mi? Yargı kararıyla da önü açmış tabii, oldu. Böylece FETÖ'cü. Ve orada AK yemin var. Etti saadetli kardeşim. Vay yalancılar var. Bizi nasıl iftirayla aldattınız? Hmm. Bundan sonra uyum AK Parti. Yalanları hocam bu akşam birlikte tabii, deşifre edelim. Programın sonunda evet, inşallah. Şimdi çünkü bir reklam anısı vermemiz lazım. Oy verilecek lider ya da aday olması, o adaylarda kriterler neler dedik? Erbakan Hoca'nın 50 yıllık emeği CHP'ye nasıl kuyruk yapıldı? AK Partisi'ni bunu mutlaka Erbakan lazım Hocam'ın hocam. Kurduğuna ben şahidim. Bu gece bunu bir kere daha anlatacağım. AK Partisi'ni Erbakan Hoca kurduttu. Tabii. Evet, Erbakan Hoca'nın devlet aklı. Detaylar biraz sonra, reklam aramız var. Reklamlardan sonra buradayız kıymetli izleyenler. Evet değerli izleyenler, Akit TV ekranlarında Milli Diriliş'e devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması oldu canlı yayın. Oraya bağlandık. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada sosyal medya hesapları üzerinden gelen sorularınız vardı. Onlara da bakma fırsatı bulduk hocam. Şimdi bir kısım izleyici mi diyelim ya da provokatif soru gibi de algılıyorum ben. Şöyle bir soru soruyorlar. Diyorlar ki Şevki Yılmaz hocamız niçin AK Partisi'ni her fırsatta övüyor, anlatıyor, AK Partili gibi davranıyor ve bireysel çıkarı, bireysel ilişkileri mi var? Kendisi bir vakıf yöneticisi, vakfına iltimaslar var da mı da böyle üst perdeden AK Parti propagandası yapıyor diye soruyorlar. Ben de buradan televizyonculuk adına, hakikatlerin çıkması adına hocamıza alenen bu soruyu canlı yayında soruyorum hocam. Bismillahirrahmanirrahim. 3-4 darbeyi yaşadık. Genç olarak 12 Eylül 80'in acılarını gören biriyim. Müslüman milletimizi Kürt-Türk kavgasıyla birbirine düşürme oyunu olan 28 Şubat sonrası belayı da gördük. Ki 12 Eylül 80 Türk'ü Türkiye vurdurma oyunuydu evet. Diş güçlerin. 28 Şubat'tan sonraki o din, iman, vatan, millet, alın teri düşmanlarının karanlık odakların ihanetini birlikte yaşadık. Hı hı. Ve arkasından 7 yıl vatan hasreti çektik. Bunları çeken bir insan elbette ki Türkiye'nin yeniden emin ellerde olması için mücadele etmesi imani ve ihvani görevidir. Biz satıldık, doğrudur. Ömrümü, hayatımı bu ülkeye, bu dine, bu vatana sattık. Biz Allah şahit, melekler şahit, samimi olan herkes buna şahittir. Biz Refah Yol hükümeti yıkıldıktan sonra kurulan Anasol hükümetine bir oy verseydik, o zaman saldırılara muhatap biriydim. Halil İbrahim Çelik, Hasan Hüseyin Ceylan, üçümüz mevcut hükümete çıkar düşünseydim, 10 milyon dolar vardı en az bir milletvekili transferinde. Bütün mahkemelerim kaldırılacak. Medya beni methetmeye başlayacak, masonik medya. Vatan hasreti çekmeyeceğim. Oğlumun kızımın düğünlerine katılacağım. Babamın cenazesini iştirak edecektim. Satılan insan o gün satılır. Elhamdülillah. Vatan hasreti çektik. Onlara bir oy vermedik. Oy verseydim Milli Görüş tabanı bana kızmazdı. Halil İbrahim Çelik'e de kızmazdı. Hasan Hüseyin Ceylan'a da. Neden? Davaları var. Yargılanıyor. Onlarca idam davası. 2000'e yakın açılan 2000'e yakın açılan mahkeme davaları sonra birleştirildi, azaltıldı. Bütün bu davalar bitsin diye mecbur kaldı diyebilirlerdi. Yani
Din buna fetva da veriyor zorluk anında. Ruhsat kullanırdık ruhsat diyorsunuz hocam. Ama biz Hazreti Hüseyin gibi Kerbela'da ölümü terpasına, hicret pahasına hayır dedik. Şimdi bunu diyenlere, bunu anlatanlar bu seçim masraflarını hangi kaynaklardan yaptığını o saf cemaatine izah etmeleri lazım. Nereden para buluyorsunuz? Satılan kim? Hazine yardımı da yok. Tabii, satılan kim? Elbette ki ben ömrümü vakfetmişim, vakfa harcamışım. Elbette ki devletin hazinelerin üzerinde Kur'an kursunu yapmak, imam hatip yapmak, okul yapmak en büyük şereftir. Ama şahsı malım olarak göstersinler. Tapu daireleri burada. Şerefli insanlar başkasına iftira atarak siyaset yapmaz. Şerefli ve onurlu insanlar ne yapacağını söyleyerek siyaset yapar. Ebu Cehil'i karalayarak hangi peygamber siyaset yaptı? Firavun'u karalayarak hangi peygamber siyaset yaptı? Biz peygamberi nebevi metodu kullanacağız. Şevki Yılmaz'a saldırdın, karaladın. Sana niçin oy verecek ki? Türkiye'nin sorunu Şevki Yılmaz mı? Şimdi bir seçim yapılıyor. Ne kadar günahkar olsam, ne kadar hatalı olsam, seni ilgilendirmiyor ki bu. Sen Şevki Yılmaz'a oy vermiyorsun ki. Neticede iki tane aday var. Osmanlı Devleti'ni yıkan, Abdülhamid-i Selanik'e mahkum eden, İstiklal Savaşları'nda yendiğimiz halde yenen ülkelere köle gönderen ve binlerce alimi dar ağaçlarında asan, minarelerde bile Allahu Ekber'e yasak koyan, Kur'an okudu diye binlerce insanı hapislere dolduran ve Şeka'da çalışan dayım da söyler, pisliklerin içinde, ahırların içinde, gübreler içinde Kur'anlar getirdiler. Kur'anları böyle en büyük hakareti yapan CHP mi bu ülkede iktidara gelecek? Yoksa 100 yıllık tarihin ihanetlerine karşı dur demeye başlayan, one minute diyerek Siyonizmin önüne dur bakayım Türkiye var diyen ve CHP zihniyetinin, masonların getirdiği yasakları bir bir kaldıran Tayyip Erdoğan mı göreve devam edecek? Bunu konuşacağız. İftiralarla bu gerçeklerin önünü kesemezsiniz. Şerefli insan belge gösterir. Alçakça benim saf temiz kardeşime namussuzca iftira atmaz. Bu soruları soran kardeşlerim onların yakalarına yapacak. Namussuz dediğini belgele bakayım. Şevki Yılmaz'ın hangi hazineden aldığı bir metre yer var? Alçak herif. Hazine burada, milli emlak burada, tapu burada. Hı hı. Neden belge istemiyor bu kardeşlerim? Neden o diyenin şerefsizin yüzüne tükürmüyor? Alçak. Sen nasıl Yahudi'ye iftira atamazsın? Yahudi'ye. Öyle bir kısır döngü, bir oy uğruna bir oy alacağım diye müminin kalbi kırılır mı? Allah'tan kork. Beylülil mükezzibin diyor. Vay iftira atanların, vay yalan söyleyenlerin haline. Allah 24 akşamı göreceksin bu iftiracıları, bu yalancıları. Hadi bakayım 100.03'ü geçecekler mi? Göreceğiz 25'te. Hadi 1'e ulaşacaklar. İftirayla oyalamazsınız çünkü Allah'ın innallaha mal müfterin, innallaha mal kadibin diye ayeti yok. Allah yalancılarla, müftericilerle beraberdir değil. Yalancı ve müftericilerle beraber olan şeytandır. Doğru ve dürüst insanlarla beraber olan Rahman'dır, Allah'tır. İnnallâhe mâ sâdikîn. Festekim kemâ emirte. Herkese karşı emrolunduğu gibi doğru ol. Peygamberimiz Yahudi'ye de doğruydu, dürüstü. Hristiyan'a da doğru, dürüstü. Ebu Cehil'e, Ebu Lehib'e de doğru, dürüstü. Allah'tan korkun ya. Beni karalayarak ne elinize gelir? Hiçbir şey. Hiçbir şey yok. Yani partinin oyu mu kazanacaksın? Tabii. Kendini anla. Evet. Ak gençliğe aman ha hükümette görev almayın. Ben o zaman yalvardım, yapmayın. Ak iktidarı geldi. Gelin savcı olun, hakim olun. Anadolu gençlik bizim omurgamız olsun iktidarı. O çocuklara bu yolu kaparken bunu konuşan, isim vermeyin, buraya sokağa çıkamazlar. Partinin ileri geri oğulları Tayyip Erdoğan'a gitmiş. Bilmem niye özel istisna kadrodan görev almış Saadet'in üst seviyeleri.
Söyleyeyim onların isimleri. Devlet kademelerinde görev alıyorlar yakında. Saadet Partisi'nin saf, hasbi, temiz insanına bürokrasiye gitme yolunu kapıyor. Kendileri, bir tanesi BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı, Temel Bey'in oğlu. Bir tanesi bilmem ne damatları, nerenin elçisi. Siz o kendi yavrularınıza AK iktidarını karalayacaksın, kafir diyeceksin, hain diyeceksin. Kendi yavrularınıza görev için yalvaracaksınız. He? Benim saf, temiz, Anadolu çocuğum, Anadolu gençliğim. Neden AK Partisi'ni, Tayyip Erdoğan kardeşimizi bir partinin kadrosuna mahkum ettiniz ki bu ülkede? Neden? Ve FETÖ'cülere itti. Tabii FETÖ'cülere. Tabii. Ve şimdi başka bir tarikat müntesiplerini. Hepsi kardeşim, ayrı. Anadolu gençlik. Neden Tayyip Bey'e söven, AK Partisi'ne söven gençlik halinde yetiştin ya? Senin partin purtun yok oğlum. Sen bu ülkede bürokrasiyi ele geçireceksin, hakim olacaksın, savcı olacaksın. Bunun başka yolu var mı? Öğretmen olacaksın. Biz bu kapıyı açtık ama onlar maalesef kendi yavrularına helal ettikleri kadrolaşmayı Anadolu gençliğine yasak ettiler. MGV'deki genç, tabii, kabiliyetli, işsiz, kaliteli işsiz gençler. Gidip şimdi bu zındıklar o gençlere iftira atıyor. Şey, o gençleri AK Partisi'ne destek vermesin diye bize iftira atarak yürüyor. Bir kısım. Bir kısım tabii. Evet. Hiç boşuna. Evet. Biz davamızı satmadık. Allah'ın satsak zaten dediğim gibi vatan hasreti çekmezdik. Ama elbette ki vakıflar yoluyla 1650 talebe var Kocaeli'de. Bunlar Şevki Yılmaz'ın şirketinin değil. Rize'de belediye başkanı kurduğumuz vakfın talebeleri. Hocam, Osmanlı medeniyeti vakıfla yeryüzüne dağıldı. Keşke her milletvekili, her bu davadaki eski abilerimiz beni duysun. Emekli olmuş millet, şu bakanlıktan şu, her biriniz vakıf kurun, birer anaokulu açın, birer kreş açın. Bu ümmetin çocuklarını cahil bırakmak isteyenlere veya modaperest batı uşağı yapmak isteyenlere karşı mücadele etsin. Evet. Allah'tan korkun ya. Aynası iştir kişinin hocam. Kocaeli'de Rotaran Lyons'un özel okullarından rahatsız olmuyorsunuz. İsmini mi söyleyeyim bu okulların, hala büyüyorlar. Şevki Hoca'nın vakıf hizmetlerinden rahatsız. Tabii 30-40 bin, 50 bin liralık sene aylık para alıyorlar vatandaştan. Amerikan Koleji'ne varıncaya kadar açıldı, rahatsız olmuyorsunuz. Neden milli temellere dayalı, herkesin gıpta ettiği, Türkiye'de 9 tane geçen sene TEOG birincisi çıkarmış, bugün Kocaeli'nin İngilizce'de de birincisi, bilmem sporda da birincisi, bilgilerde de ilk 10'a giren böyle bir okulu haset ediyorsunuz ki? Haset çok tehlikeli şey. Ve min şerri hasidin idâ haset. Allah'tan korkun. Ama bu iftiralar daha da artacak. Kardeşlerim ne yapacak? Bana niçin soruyor, ben olmayan şeyi nasıl ispat edeceğim ki? Olmayan bir şey, iftira atılmış. Onu iftiradan ispat edecek o şerefsiz, namussuz. O iftirayı duyan kardeşim, dur bakayım. Getir belgeni bakayım. Zinayı serbest bırakmış. Getir belgeyi bak, yalancı, sahtekar, namussuz. Nerede, hani? Hangi meclisten geçti zina serbest? Ya bunu düşünemiyor mu bir insan ya? Domuz etini yemeyi serbest, sanki domuz eti harammış Türkiye'de. Hristiyanlar AK Partisi gelince domuz eti yemişler. Ya binde, bu ülkede 2000 yıldır yiyorlar ya. Fatih de yasaklamamış, Abdülhamit de. Sen Hristiyan'a ya domuzu yasaklayamazsın ki. Yok, homoseksüellere şey, getir bakayım kanunu veya yönetmeni veya bakanlar kurul karar, getiremeyecek, yalancı ve sahtekar. Neden bunlarla uğraşıyorsunuz ya? Ben niçin AK Partisi, AK Partili değilim. AK Partisi bana en uzak parti. Radyo şonluyuz. Biz emekli olduk. Koltukları 3 talakla boşadık. Ben Türkiye Partisi'ni tutuyorum. Anadolu Partisi'ni tutuyorum. Mazlum Coğrafya Partisi'ni tutuyorum. Benim partim Türkiye. Türkiye herkese lazım. Türkiye, Anadolu herkese lazım. Alevi'ye lazım, Sünni'ye lazım, Kürt'e lazım. Bu ülkede yaşayan 80 milyona bu ülke lazım. Suriye'nin hicret yeri, Iraklı'nın hicret yeri, Filistinli'nin hicret yeri. Türkiye giderse bizim hicret yeri nere olacak? Allah'tan korkun ya. Türkiye'yi yutmak isteyen örgütlerin taşeronlarının başında HADEP değil mi? Bunu anlamıyor musunuz?
Türkiye'yi kalkındırmak istemeyen partilerin başında İttihat Terakki Mason Zihniyet'in temsilcisi CHP, bunu tanımıyor musunuz ya? Taş üstüne taş koymamış, hizmet etmemiş, hizmet edenlerin ihtilale zemini için çalışmış, idam etmesine başbakanların sebep olmuş, Erbakan hocama hırsız iftirasını atanlarla nasıl kol kola gezeceksiniz? Bir de afiş asmışlar utanmadan, değiştir. Neyi değiştireceksin? Kiminle kimi değiştireceksin? Efendim sıkışınca ben Erbakan'ın yolundan ayrılmam diyor. Ben Erbakan. Ya şimdi 24 Haziran pazar günü, önümüzdeki pazar, Erbakan mı Erdoğan mı seçimi mi var? Allah'tan korkun. Net o temiz, o temiz saf saadet taban neden kandırıyorsunuz ya? O İyi Parti'ye giden insanları kandırıyorlar. CHP'ye giden kardeşlerimi kandırıyorlar. Ya pazar günkü seçimin adı Erdoğan mı Erbakan mı değil. Erbakan adaysa tamam çalış. Ben de çalışayım. Ama Erbakan vefat etmiş. Neden Erbakan'ı istismar ediyorsun? Erbakan'ın mirası aday. Ya Erbakan mı değil mi seçimi yok. Değil. Ne seçimi var? CHP'nin adayı mı? Hı hı. Türkiye gemisinin kaptanı Tayyip Erdoğan mı? Erdoğan mı Erbakan mı yok. Yok tabii ki. Yani şimdi iki aday anketlerde önde. E şimdi tercihini kime yapacaksın, biraz sonra şartlarını söyleyeceksin. Hı hı. Yani bu gerçek varken neyi değiştirmeye, yani Erdoğan'ı değiştirmeye mi geldiniz? Sizin şu slogan bile yetiyor ihanet planında, değiştir, değiştir. Halka diyor değiştir, İyi Parti değiştir diyor, CHP değiştir, Saadet değiştir. Halk soruyor neyi değiştireceğim? Faizler düştü, onu mu değiştireceğim? İmam hatipler açıldı, kapatacağım mı? Kur'an kursları açıldı, Kur'an önü açıldı, bunu mu değiştireceksin? Başörtülü orduya askeri alınamazken bugün pilot başörtülü var, savcı başörtülü var. Bundan mı rahatsız oldunuz Baş Saadet'in ileri gelenleri? Neyi değiştireceksiniz? Başörtü yasağını yeniden getirerek mi? Değiştirmenin adını söyleyin. Tayyip Bey neyi yaptı? Siz yaptığı neyi değiştireceksin? Onu sayın. Neyi değiştireceksin? Generaller karşısında eğilen siyaset mi yeniden gelecek? Başbakanlara söven askerler mi bu ülkeyi yeniden yönetecek? Paşalar gidecek, yeniden orduya maşalar mı gelecek? Neyi değiştirecek? Eski günleri mi özlediniz? Kasaları masaları atan günleri mi getireceksiniz? Bir gecede 20 bankayı, şu CHP sokağa çıkamaz bu. Ne? Bir gecede 20 bankayı batırdılar bu ülkede. Bunu mu yeniden batırmaya geliyorsunuz? Banka patronları rahatsız. Parayı topluyordu halktan, halkın parası. Hükümetler bankanın iflasını kabul ediyor. Bana gösterin Tayyip Erdoğan kardeşim geldikten sonra bu ülkede bir tek bankanın batırımını kabul etmek. Bunu mu değiştireceksiniz hainler? Ne kandırıyorsunuz o seçmeni? Ne kandırıyorsunuz? Ne büyük yalancılar, ne büyük sahtekarlar. İhanetleri sloganların içine gizli. Biz değiştirmeye geliyoruz. Neyi? Yatırımları değiştireceksin. He? Amerika, Avrupa ne yatırım yapacak? Sadece turizme. IMF'in şartlarına bak. IMF paraya verirdi, not tutardı. Borç. Evet. Derdi ki bu nereye para kullandı? Uçağa kullanılamaz. Hı-hı. Fabrika yapamaz. Ne yapacak? Sadece benim gönderdiğim turistlere hizmet edecek oteller. Vay vay vay, turist gelecek, otelini bana yaptıracak, borcu millet ödeyecek. Bunu mu artık yeniden getirmek istiyorsunuz? IMF kapısında dilenen Türkiye kalktı. Bunu mu değiştirecekler? Gece %2000, %3000, %800 faizler yeniden gelsin diye mi değişiklik yapıyorsunuz? Offshore'lar, repolar. Vallahi bu millet yanılırsa sadece oy veren değil, vermeyenleri de yakacaklar. Allah boşuna dememiş. Ya Rabbi bu duayı bize öğretiyor. İçimizdeki cahiller, beyinsizler yüzünden bizi helak eder misin ya Rabbi? Allah helak etmez. İnsan elleriyle kendini ve toplumu helak eder. Kendin zalime destek verecek. O zalim zulmedecek. Ona oy vermeyene zulme sebep olacaksın. Neden rahatsızsınız? Onu söyleyin. Neyi değiştirmek? Neyi değiştirmek bu? Roma da istiyor değiştir. Tabii. Vatikan Avrupa istiyor. Paranın değeri Afrika'da geçmezdi. Biz hacca giderken Türk parası hiçbir yerde kabul olmuyor. Geçmez. İran'ın parasını bozduruyordular. Yemen'in parasını bozduruyordu hacı ümreciler.
Türk parası yok. Şimdi ne diyor aynı Suud'taki sarraf? Dolara niçin aldandın ya? Neden dolar getirdin? Türk parasını dolara çevirme ya. Türk parası bana getir. Bugün Paris'e gitsen cebinde dolar yoksa aç kalmıyorsun. Neden? Türk parası artık orada yazıyor bankalarda. Bunu mu değiştirmeye geliyorsunuz? Kim adına değiştireceksiniz? Rockefeller adına mı bu değişikliği yapacaksın? Ey saadet, ileri gelenleri. Kimin adına bunu yapacaksınız? Ey CHP'nin ileri gelenleri. Türkiye'nin önü açık. Hızlı trenlerden mi rahatsız oldunuz? Bilecik'e giderdim. Bilecik'e, Eskişehir'e. Yılanlı yolları mı özlediniz? Kamyonun altına, arkasına takılır. 4-5 saatte Bilecik'e varırdık. İzmir'e 10 saatte varırdık. O yılan yolları mı özlediniz? Ey CHP ve yandaşları, o zillet ittifakı. Neyi değiştirmeye geliyorsunuz siz? Bu otobanlardan Koç ailesi rahatsızdır tabii. Neden? Seyahatler artık arabalarla yapıyor. Toplu taşımacılık köle ülkelerde kaldı. Avrupalı gurbetçi neden AK Partisi'ne çok ağır destek veriyor? Avrupa'yı görüyor. Ben neden bu ülkeye geldim diyor. Ben kundakinde miyim? Afrika'daki gelenleri anlıyorum. İşgal edilmiş. İngilizler getirmiş. Fransızlar Cezayirleri getirmiş. Tunusluları Fransızlar getirmiş. İtalyanlar getirmiş. Beni kim getirdi Avrupa'ya diyor Osmanlı'nın torunu Türkler. CHP getirdi. Önce Osmanlı'dan intikam aldı. 3 milyon gurbetçiden önce Osmanlı'nın ailesini, hanedanını oraya dilenciliğe gönderdi. Orada mahkum etti Fransızların bulaşıkhanesinde. Osmanlı hanedanı orada dilencilik yaptı. Yetmedi, Osmanlı'nın torununda CHP kasıtlı imtihanı intikam aldı. 3 milyon Avrupalı Türk, Osmanlı çocuğunu, Kürdü, Türk'ü Avrupa'da bulaşık işçisi, domuz akrında işçi, sokakta çöpçü, fabrikada işçi yaptı. Bu CHP neyi değiştirmeye geliyor? Onlar bize gelmesi lazım. Düşmanı denize döken biziz. Sakarya, Dumlu, Pınar'da zafer kazanan biziz. Yenilen, yakılan Avrupa, 2. Cihan Harbi'nde şehir şehir yakılan Avrupa, Almanı, Fransızı bize gelmesi lazım. 100 yıldır savaşmayan Türkiye, fert başına milli geliri 2000 dolara düşüren CHP belası yüzünden Osmanlı çocukları orada köle. Neyi değiştirecekler? Kanıma dokunuyor, kanıma. Avrupa'da geçti 17 yılım. Trenlerden inerken Türk kadınları, Kürt ellerinde bulaşıklar, temizlik malzemesi treni temizleyecek. Hı hı. Bu hale bizi getirdi bu hainler. Uçaktan inerim Türk kadınları uçağı temizlemeye gidiyor. Bu hale getirenler nasıl oyalıyor bu ülkedeki? Menderes'in idamının 5 sebebinden biridir bu. Avrupa'ya işçi istedi, 1953'te gidecekti gurbetçi. İçi Çalışma Bakanı nezaketen kovdu huzurundan. Bu Osmanlı'nın torunu bize hakarettir dedi. Ben hayatta oldukça tek bir Müslüman evladını, Alevi Sünni size göndermem dedi. Allah bana uzun ömür verir. Bu ülkenin başında kalırsam, ekselansları, meslektaşım, başbakanınıza selam söyleyin Almanya'ya. Türkiye yenilmiş Almanya'dan işçi alacak dedi. Menderes 15 Eylül'de idam edildi. 15 Eylül'e kadar tek bir işçi Avrupa'ya gönderilmedi köle. Ne zaman gönderdi? CHP'nin İnönü Başbakanlığında 15 Kasım 1961'de, 1,5 ay sonra. Bunları mı değiştirmeye geldiler? Biz bunu değiştirdik. Şimdi şu kaseti alın. Bu millet 24 Haziran'da Cumhuri İttifak'ın içinde Tayyip Kaptan'la yola devam dediği an, 2023 yılından sonra Avrupalılar buraya işçi gelmeye başlayacaklar. Bundan mı rahatsızlar? Avrupalı bundan rahatsız. Neden? Afrika'nın hortumunu kesmek üzere Türkiye. 12 ülkede Afrika'da elçiliğimiz vardı. Yıllarca Osmanlı'nın himayesi Afrika'da. Şimdi 52 ülkeye çıkardı. Artık temaslar başladı. Üniversitelere git, Kocaeli, Van, her tarafı dolaşıyorum. Üniversiteler Afrikalı çocukla, Asyalı çocukla, Türkiye Cumhuriyeti çocukla. Tam bir D80'ler kurulmuş. Bundan mı rahatsızsınız? Biz Erbakan'ın yolundayız. Erbakan'ın yolunda Erdoğan kardeşimdir. Aklınıza başınıza alın.
Erbakan'ın yolu CHP'nin kanlı yolu değil. Devrimci yolu değil. Darbeci yolu değildir. Erbakan Hoca bu darbeleri yapanların karşısında milli görüşü, milli görüş harekatını hızlandıran, temelini atan bir liderimizdir. Erbakan'ın yolunu bu şu anda mecliste temsil eden Tayyip Erdoğan kardeşimdir. Onun talebesi odur. Hürriyet gazetesindeki karikatürü verin. 30 sene evvel yayınlandı. Hocayla dalga geçiyor. Ne 30, 40 sene evvel. Hoca hayalci diye. Nasrettin Hoca gibi yapmış. Erbakan'ın hayalleri. Elinde Türkiye haritası. Şuraya şu fabrika, uçak sanayi, pilotsuz uçak bilmem ne. Vallahi o haritadaki fabrikaların hepsini Tayyip Erdoğan açtı. Bunu mu değiştirmeye geliyor Saadet? Allah'tan kork. Erbakan Hoca'nın mirasçılarına sahip çıkamayanlar hocayı istismar etmesin. CHP Mustafa Kemal Paşa'yı istismar ediyor sevmediği halde. Şimdi de Saadet'in üst seviyesi saf temiz insanları da Erbakan Hocam'la kandırıyor. Erbakan Hocam'dan ben ayrılmam. Erbakan Hoca'dan ayrılma diye bir şey mi var 24 Haziran'da? Onu seviyorsan talebesini destekleyeceksin. Neden? Hoca ne yapıyor? Aferin. Geldi hocam. Bakın hemen arkadaşlar. Buyurun. Şu projeye bak. Otoyol ağa kim yapmış? Tayyip Bey. Hızlı tren demiş hoca o zaman. Kim yapmış? Tabiat. Gebze'den köprülü geçir. Vallahi hocamı tebrik ediyorum. Tüp geçit Boğaz'a. Tüp geçit demiş Boğaz'a. Sabiha Gökçen. Kurtköz serbest bölgesi ve havalanı. Hızlı tren. Bursa'ya çevre yolu. Bu kaç yıl evvelki şey harita. Hürriyet alay ediyor hocamla. Bütün atom santralı, doğalgaz şebekesi, şuradakilerin hepsi ve iki katı. 80'li havaalanı demiş. Ne, kim yapmış bunu? Evet. Kim yapmış? Türkiye'yi değiştiren irade hocam. Tabii. Bunu değiştiremeyecekler tabii. Diyorsunuz. Şimdi sadece Saadet Partisi'nin üst seviyesinde hasetçiler var. Ve min şerri hasidin idâ haset. Niye bu? Vallahi tallahi başka bir şey yok. Saadet Partisi'nin tabanı yalanları, iftiraları anladığı gün ayrılıyor işte. Eyvallah hocam. Kandırıyorlar. Bunu bizim hocam... çocuk mu bizi mi idare edecek? Tayyip Bey bizim çocuk mu? Allah'tan korkun ya. Ben konuşmamın sonunda vakit bir haset, olursa bir haset AK Partisi'ni nasıl Erbakan hocam kurduttuğunu konuşalım. Meleklerin ve Allah'ın şahitliğinde hocamla baş başa ben öyle olmasam bu yollara düşer miydim? Eyvallah hocam. Erbakan hocayı bu Türkiye'de dünyada tanıtanlardan biriyim. Sevdirenlerden biriyim. Ve onun için de Erbakan hocanın eğer AK Partisi'ne yeşil ışık yakmasaydı asla bu hareketi destekleyen biri olmazdı. Özel manyak şahitliğiniz var. Bir virgül ben, koyalım hocam. Bir virgül koyalım. Ben kendimi satsaydım şimdi bu zillet ittifakı bana öyle 10 tane değil 100 tane okul yaptırırdı. Allah'tan korkun. Partiler kurdururlardı tabii. Hocam. Ha. Eyvallah. Ben şimdi CHP'nin Rize İl Başkanı'nı ara bakayım. Benim partiye ihtiyacım var mı yok. Bağımsız koyarsam çıkmam mı çıkar mı? Şu lütfen arayın Rize CHP. CHP. Muhalefeti başka partiye sormaya gerek yok diyorsunuz. Benim öyle hırsım olsa bireysel bağımsız koyardım. Meclise girerdim. Öyle bir derdim yok ki ya. Mecliste tilkiler kapmamış. Kapsa girerim vadiyi tilkiler. Ben olmadım kardeşlerim orada nöbette. Neden ateşten gömlek ahirette büyük mahkemede en büyük hesabı yöneticiler verecek, milletvekilleri verecek bilhassa belediye başkanları o gömlekler öyle yakacak. Böyle bir şeyin altına nasıl talip olur bir insan? Allah'tan korkun. Eyvallah hocam bir ben oğlumu da kızlarımı da çoluk çocuğumu ailece elhamdülillah bu davaya canımız manımızla Allah'a kendimizi satmış bir kul olarak Allah'a hamd ediyorum. Ama o iftiracılarla büyük mahkemede tövbe etmezlerse göreceğiz. Türkiye... Ve göreceğiz. Ahım onları nasıl pazar akşamı tutacak şu kaseti saklayın. Rezil-i rüsvay olacaklar. Yerle yeksan olacaklar. Hem dünyaları rezil olacak hem ahiretleri. Başaramayacaklar. Seçim sonuçlarını ben açıklarım da AK Parti tabanı şımarmasın. Seçim sonuçları belli. Belli. Onu, hocam yazınız var onu okuttuk. Yayın sonunda izlettim. O belli. Neden belli? Onu da biraz konuşalım. Sonra söyleyeyim. Bir kısa evet. Aramız var değerli izleyenler. Aradan sonra Şevki Yılmaz hocamız bir iddiada bulundu onu açıklayacak. AK Partisi'ni Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'deki yerli ve milli yürüyüşünün önünü açan Erbakan hocadır. Nasıl mı? Az sonra. Evet kıymetli izleyenler Milli Diriliş'e devam ediyoruz. Hocamız reklamdan önce...
Gelinen noktada Recep Tayyip Erdoğan'lı 16 yılda AK Parti iktidarının temellerini Erbakan Hoca'nın attığını ifade etti. Şahitliğim var, onu açıklayacağım dedi. Hocamıza dönüyoruz. Evet, hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Her konuşma Allah tarafından kayıt altına alınıyor. Evet. Sözlerimizden de mesulüz, özlerimizden de, yaptıklarımızdan da. Oya Allah karışır mı? Tabii karışır. Zerrenin hesabını soracağım diyor. Zerre. Hemen yamel mitkâh zerre. Allah'ın karışmadığı hiçbir şey yok. İnna Allah ala kulli şeyin kadir. Bazı şeyin kadir deseydi onu diyenler doğruydu. Hmm. Allah bazı işe karışır, bazısına. Her şeye, şey ne? Zerre. Kül, bütün her şeye Rabbim karışır. Hmm. Karışmaya da gücü yeter. Çünkü ve huve bi kulli şeyin alim. Her şeyi bilendir. Anayasamız, hayat kitabımızı, dünyada nasıl hareket edeceğimizi göstermek bize gelmiş hayat oksijenimizdir, ölçümüzdür. Ramazan bir ay, Kadir Gecesi'nin bin aydan hayırlı olduğu sebebi, Kur'an'ı ölü kitabı yapmayalım, ölçü kitabı yapalım diye gecenin adını Allah veriyor. Kadir, kadir ölçü demek. Kadce alallahu li kulli şeyin kadra. Onun için ölçülerimizi Allah versine göre, adımlarımızı ona göre. Onun ahlakıyla ahlaklanacağız. Onun güzel ahlakıyla. Tecessüs yok, günah araştırma yok, suçlu avına çıkma yok. Yaptıklarımızı, yapacaklarımızı insanlara anlatmak. Siyaset de budur. Sen istediğin kadar Tayyip Bey'e iftira at. Vatandaş Tayyip Bey'i kötüledin diye seni mi methedecek? Sen Tayyip Bey'i kötüleyerek oy alamazsın. Milli görüşün başarısının temelinde bu vardı. Erbakan Hoca ilaç anlatırdı. Adil düzen bir alternatif getirdi. Biz de konuşmalarımızda tabakları değişmeyin, yemekleri değişin dedi 40 yıldır. Yani Avrupa reçetelerini, ilaçlarını, zehirlerini, ekonomik, sosyal, kültürel tavsiyelerini sol kapta mı yiyelim, sağ kapta mı ye, ister sol kapta CHP'nin kabında ye, ister sözü İyi Parti'nin kabında. Nereden yersen zehir zehirdir. Kapları değiştirmeye gelmedik, sizi ona çağırmıyoruz. Yemekleri değiştirin. Avrupa'nın reçeteleriyle büyüyemezsiniz, Anadolu milli reçeteyle büyürsünüz derdik yıllarca. Bunun için taraftar topladık. Meyhaneye gitti, kerhanedeki aldatılmış kardeşlerimize bile tebliğ yaptık. Bu tebliğ İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı milli görüş etti, Diyarbakır'da milli görüş etti, Anadolu'da milli görüş etti. Yoksa söverek, hakaret ederek kim bize oy verir? Onun için yanlış yolda bu kardeşlerim. Bir şey biliyorsanız istemeyiz Yeniçeri muhalefetini bırakacaksınız. Köprü istemeyiz. Kanal 53 istemeyiz. Kanal İstanbul istemeyiz. Marmara'yı ne istemezsin sen Yeniçeri? Diyeceksin ki Tayyip Bey'in yaptıklarını yeterli bulmuyoruz. Daha fazla yol, köprü, daha fazla fabrika, daha fazla tank, uçak yapacağız. İşte o zaman sana millet güvenirse yapacaklarına oy verir. Onun için Milli Görüş Hareketi, Milli Hareket, Osmanlı'nın evladı Türkiye'yi ayağa kaldırma hareketi hiç eksik olmadı. Kazım Karabekir Paşa parti kurdu Cumhuriyet Terakki. 16 milletvekillerini astılar, CHP kapattı Cumhuriyet Terakki 1928. Sonra serbest fırka kuruldu. 99 gün yaşatıldı, binlerce insan asıldı. Menemen Vakfı oldu. Sonra Demokrat Parti kuruldu. Allah bu ülkeyi sahipsiz bırakmaz. Menderes aldı, büyük hizmetler, bedel ödedi, fabrika dedi, ülke dedi, kalkınma dedi, maneviyat dedi, cami dedi, ezan dedi. Onu da iki bakanıyla astılar. Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri'yi de zehirleyerek, kolunu keserek Sultan Abdülaziz gibi şehit ettiler. Siyasi yasaklar Türkiye'de milletin seçtiklerini yasakladılar. Genelkurmay Başkanı bile eline kelepçe vurdular 60'ta bu CHP. İçeri tıktılar ama yine önleyemediler. İlk seçimde yeniden millet Menderes'in çizgini evet dedi. Erbakan Hocam bayrağı aldı ve 3 tane darbe, 3 tane partisi kapandı. Sonunda Fazilet Partisi kongresi, Abdullah Gül aday, Recai Kutar aday. Kongrede Recai Bey kazandı, hocam Köln'e geldi. Zaman AK Partisi falan yok. Yok. Şöyle baş başa oturuyoruz. Köln genel merkezde, milli görüşün. Allah ve melekler şahit. Şu Kur'an'a da elimi basıyorum.
Hocama soru sordum. Dedim ki hocam bir sorun var. Buyur Şevki dedi. Çile zamanınızda, sıkıntı zamanınızda, darlık zamanınızda yanınızda olanlar ganimet zamanı neden hain oluyorlar dedim Erbakan hocama. Bölünme yok ama işaretleri var. Yani ne demek istiyorsunuz? Onu sordu. Ne demek istiyorsun dedi. Dedim Tayyip Erdoğan ve arkadaşları, evlatlarınız, kardeşleriniz sizi 12 Eylül'de bırakmadılar. Hain olsaydılar. Sizi idamla yargılandığını yanınızdaydılar. Hapis cezası aldınız. Anavatan Partisi'ne gitseydi hepsi bakandı dedim. Hmm. Şimdi milli görüş bir patent oldu. Önü açıldı. Bunlar neden ganimetten kaçıyorlar ki dedim. Ne demek istiyorsun dedi tekrar. Niçin soruyorsun dedi. Dedim bu hareket bölünüyor belli. Siz bölmeye oynuyorsunuz dedim. Yenilikçiler. İsteseniz bu hareketi öldürmezsiniz. Tayyip Bey de size saygılıdır. Diğerleri de. Sizi severler. Çağırın eve bir masaya. Çok rahat ikna edecek güzel ahlakınız var dedim. Ama parti kapatmanın bakkal kapatmaktan kolay olduğu Türkiye'de iki partiyle yola devam etmek istiyorsunuz dedim hocama. Sizin yerinizde olsam onu yapardım dedim. Geçmiş tecrübelerden tabii, yola çıkarak tabii. Gelinen noktada. Hocam ne o filan demesi lazım. Veya evet demesi lazım. Der mi? Dünya Siyonizmi en iyi bilen lider. Bir güldü arkada. O ganı unutmayayım böyle. Tebessüm etti. Cevabını aldım. Hayırlı olsun dedi aynen güldükten sonra. Onlar da bizim kardeşlerimiz. Yalnız hasta biraz hastalandılar tedavi olurlar dedi. Hoca ikinci hareketin yolunu açmasaydı lider değildi. Neden yine kapanacak? Yani Saadet Partisi'nin başına Tayyip Bey'i de getirsen kapatacaklar. Bir daha o zaman yeraltı örgütleri güçlenecekti Türkiye'de. Partiyle bu iş olmaz diyenler güç kazanacaktı. O zaman bir soru sorayım tam burada hocam. Bu manada İslam fıkhına göre demokratik sistemlerde bir İslami bu manada milli parti varken ikinci partiyi oluşturmak dinen caiz midir? İslami parti olmaz. Yani parti, bu değerleri o levada bu değerleri, parti olur. Parti olur. İslami ilkelerin yaşanması evet, ister. O manada soruyorum. Tabii ki Asr-ı Saadet'te var iki tane parti. Biri Muaviye Şam'dadır, öbürü Küfe'de Hazreti Ali'dir. Birbirini hiç tekfir etmemişlerdir. Ki Siyonistler, işteki münafıklar sıfında birbirlerine savaştırmalarına rağmen asla böyle bir şey olmamıştır. Yani bu daha çok olacak. Hani oraya geleceğiz. Hazreti Resulullah'tan sonra iki tane aday yarışmıştır Medine-i Münevvere'de. Hani biat için hatta üç aday, muhacirin adayı, ensarın adayı gibi efendim. Bunlara sonra değinelim. Yani hoca isteseydi genç birini de Saadet'in başına getirebilirdi. AK Partisi'nin bu kadar güçlü olmasını önleyebilirdi. Bunu bilerek yaptı. Allah kendisinden razı olsun. Ve böylece AK Partisi'ni Türkiye'de bugünkü noktaya getirerek tüm yasakları bu ülkede kaldırmak için Allah'a çok şükürler olsun. Bu iktidara en büyük desteği onu tenkit ederek, onun aleyhine konuşarak ver. Onu soracaktım. Tabii. Çok ağır eleştirmesinin tabii, sebebi ona tabii, mevzi kazandı. Hocam yetişseydi kapatırlardı. Bunlar bizim çocuklardır. Hayırlı olsun. Eleştirilerini tabii, bu işte hastalandılar, mu? Arka bahçeden kaçtılar ifadeleri de bu stratejik tabii, aklın tabii, uygulama tabii, gerekçeleri. Tabii. Özal'a vuruyordu hoca. Özal haber gönderiyordu. Ben şahit oldum. Siz de eleştiriyordunuz. Tabii, sert eleştiriyordunuz. Tabii Özal'ı biz koruyorduk aleyhine konuşarak. İhtilalden yeni çıktı. Recai abi sağdır işte Sakarya liderlerin yasağın kalktığı mitingleri beraber yapıyoruz hocamla. Biraz geç geliyordu. Önde ben konuşuyordum biraz. Zamanı tamamlamak için biz konuşuyorduk. Diğer hatipler konuşuyordu. Orada vurdu Özal'a. Çok. Yemeğe geçtik rahmetli Said Danış abinin evine. Orada ben de yakındım hocama. Eğildi Özal'a selam söyle demez mi? Allah Allah. Bu hafta bir kararnameler gelecek önüne dedi. Şu kararname içine bir kararname de var dedi. O masondur. Aman hepsini imzalarken onu imzalamazsın. Bunlar ince siyaset kardeşim. Stratejik akıl, tabii, devletin tabii, bekası tabii, söz konusu, mevzi tabii, kazandırıyor tabii, ve o tabii, da yol alabiliyor tabii, böylece. Tabii. Türkiye'nin yerleşiyle alakalı. Şimdi iftiralarla uğraşmayın.
proje çizin. Şimdi ne demiş? 10 senedir AK Parti kurullarla beri 17 yıl 3 iftirayla oy istemeye kalkıyor, rezil oluyor Saadet Partisi. Ne diyor? Zinayı serbest bırak. Ha ne kanun? Allah'tan kork. Zina yasaktı da bu mu kaldırdı? Laik devlette kerhaneler zina yasaksa açık mı olur? Kimi kandırıyorsunuz? Zinadan rahatsızsanız zinayı bu ülkede yaygınlaştırmak isteyen, çağdaşlık diyen, homoseksüellüğü teşvik eden CHP'nin yanında ne işiniz var? Söylediklerinizi tükürüp yalıyorsunuz şimdiki. Lime tekulüne mâle tefalü. Allah yapmadığınızı yapamayacağız, neden söylüyorsunuz? Aç Google'a zina yasağı ne zaman, zina cezası yasak olmakta ne zaman çıktı? Google amcaya sorun ya. Bu Saadet Partisi tabanı dinledi mi dönüyor. Onun için Şevki Yılmaz'ı dinlemeye gitmeyin. Yok Akit TV'yi seyretmeyin. Yok A Haber'i seyret. Neden korkuyorsunuz? Seyretsinler. CHP'de tabanına seyrettirmiyor. Sözde İYİ Parti'de. HADEP de seyretmiyor. Neden millet uyanır diye. Halbuki Allah ne diyor? اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمُنَ الْقَوْلَ وَيَتَّبِعُنَ اَحْسَنَ Mümin olan herkesi dinler diyor. Allah diyor ya. Komünistini dinler, Marksist, Lenin'i dinler, papazı dinler, hahamı dinler ve sözün dinlediğiniz sözün en güzelini uyar diyor. Hı hı. Neden dinlemiyorsun? FETÖ şimdi cezaevindeki mahkumlara bile FETÖ yahu yasak etmiş başka televizyonları. Neden korkuyorsun? Büyü bozulur değil mi? Sihir bozulur değil mi? Uydurduğun rüyalar bozulur değil mi? Hakikatler ortaya çıkar. Onun için yolu doğru olanlar başkaları dinleme diye asla söyleyemez. Şimdi zina yasağı yaz bakayım. AK Parti mi zinayı serbest bıraktı? Allah'tan korkun ya. AK Parti kurulmadan evvel yanılmasam 2001 yılı veya değişebilir. Evli bir kadın zina yaptı Bülent Bey. Dinliyor musunuz? Hocam o ara Google'a bakıyorum. Evet 2-3 yıl 2-3 yıl ceza yedi bu kadın. Zina evli kadının cezası var idi. Kadının avukatı Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. AK Partisi'ne değil. Anayasa Mahkemesi o zaman malum zina yasağını çağ dışı buluyor zaten. Gerici diyor. Kur'an'ın helallarını, haram haramlarını helal eden bir zihniyet bunlar. Masonik zihniyet. Sabatayız dönme zihniyeti bunlar. Ve Anayasa Mahkemesi bozdu. Evlilerin zinasını suç olmaktan çıkardı. Kim çıkardı? Tayyip Erdoğan. Allah'tan kor, utanmaz. İftira atıp AK Parti nedir o Saadet tabanındaki temiz kardeşlerimi neden aldatıyorsun ya? Allah'a hesap vermeyecek misiniz? Ahirete imanınız yok mu? Büyük mahkeme günü ellerin konuşacağı günden korkmuyor musunuz ya? Benim ümmetim Bülent Bey, Allah Resulü buyuruyor, benim ümmetim her günah işleyebilir ama yalan asla söyleyemez. Yalan. Böyle bir peygamberin ümmeti nasıl iktidara gelmek için kardeşini karalar ya? 23 Eylül 1996'da hocam, buyurun, zina erkekler için suç olmaktan çıkmış. Bak. Buradan yani. Buyurun. 1996 kadınlar için de evet. Hocam. Bu eşitsizliği itiraz ediliyor. Anayasa Mahkemesi 23 Haziran 1998'de buyurun. Allah aşkına Saadet'e oy verenler duysun yani bunu buradan ya. Şu an bu yalanlara, bu if müfterilere inşallah en büyük cevabı iftira attıkları Tayyip Bey'e oy vererek gelecek. Meclis 2004 yılında iktidar ve ana muhalefetin uzlaştığı metin üzerinde Türk Ceza Kanunu'nun reformunu getiriyor hocam. Tabii. Meclise. Şimdi AK Parti'de boşluk olunca evet. Tayyip Bey'in CHP'ye attığı en büyük tuzak 500 maddelik Türk Ceza Kanunu çıkarması. Paket gelmişti. Evet. O paket olmasa FETÖ yargılanamaz. Hı-hı. O paket olsa Ergonokon'u yargılayamaz. Hı-hı. O paket yüzünden. Cumhur falan değişmişti o zaman. Neden şimdi kadınların çantaları çalınamıyor? Eskiden her gün birkaç kadın. Evet. Çünkü 20 yıla çıkarttı. O zaman bahsetti. Çok ciddi. 500 maddelik ceza hukuku. Kaç ayda çıkar mecliste? Bayağı. Her bir maddesi dörder bent, 2000 madde. Çıkarsan CHP'ye rağmen 6 ay sonra Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak. Recep Tayyip Erdoğan kardeşim günlük çalışmaz. Takvimi var, takvimine göre çalışıyor. Stratejiyle hareket ediyor. Tabii. Şimdi askerin karanlık odalarına emniyet girebilir miydi o ceza kanunu? CHP bir şey de yapmazdı.
General Albay'ı polis çevik biri getirebilir mi o ceza kanunu değiştirmesi? CHP ifade vermeye gelmiyorlardı hocam. Tabii. Yani. Şimdi Türk ceza kanunu değişti. CHP ile anlaşıldı. Hı-hı. Çabuk çıkıyor. Çünkü CHP'nin de hukukçuları 25 kuruş ceza olmaz. 40 yılların Hı-hı. ceza kanunları. Kabul ettiler. Zina maddesine gelince Saadet'e oy verenin aldatılan kardeşlerim duysun. Üsttekiler de tövbe etsin. Tövbe etsin. Hı-hı. O maddeye gelince AK Partisi önerge verdi. Evet. AK Partisi'nin dediği önergesinde ki zina tekrar suç sayılsın diye önerge veriyor 2004. Tabii. Hocam. 2004'te. Baykal 2004'teki hocam bu girişimi ihanet sayacağını tabii, açıklıyor. Tabii. Sert tabii. çıkıyor paketi komple. Verin şeye, şuraya yazın paketi arkadaş. Komple iptal tabii, ederim diyor. Tabii. Desteğimizi çekeriz. Çekeriz diyor. Ne yaparsın sen? Evet. Zinayı yasak etsen orada. Zaten Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak. Bütün bir de şeyler... 499 fayda mı terk edilsin? Hı hı. Yoksa bir madde tehir mi edilsin? Hı. Bütün İslam alimlerine soyun bu fıkhı. Aklı olan ne yapar? Milletin menfaatına. Mecburiyetten. Minnetine bunu tehir ettiler. Yani hı hı. Avrupa Birliği ayağa kalktı. CHP ayağa kalktı. Ne kadar rahatsız olmuş evli kadınların zinasından CHP. Şimdi Saadet zina için AK Partisi'ne iftira atarken Allah onları zinakarların yanına getirdi. Bu iftiranın cezasıdır. Basiret ve feraset bağlanması derler buna. Işte. Zinayı savunanların safında yer aldı. Tabii. Yani neden bu iftirayı atıyorsunuz? Allah'tan korkun ya. Evet. Domuz eti çıkar kararnameyi. Domuz eti kesenler vergi vermiyor. Neden? Koyun kesen vergi verecek. İnek kesen verecek. Hmm. Ermeni, Rumlar neyse et yiyor. Bir de illegal kesim yapılıyor. Bunları mali disipline almanın almanın ne zararı var bana söyle. O zaman dedim onlara Tayyip Erdoğan'ın yayınladığı kararname iktidarın domuz kesimiyle ilgili Fatih Sultan Muhammed Han onu 500 sene evvel yayınlamış. Evet hocam. Herkes devletin kontrolünde olacak. Fetihten sonra. He? Müslüman nerede domuz eti yiyor? Domuz ne zaman yasaktı ki AK Partisi geldi kaldırdı ya? Allah'tan korkun ya. Neden iftira atıyorsunuz? Elbette ki koyun kesen de vergi verdiği gibi bu ülkede azınlıklarda domuz kesen de bu ülkeye domuz ticaretinde de vergi verecek. Bundan daha tabii İslami, şer'i, hukuki, akli ne olabilir? Ve üçüncüsü Lutilerle ilgili. Şimdi saflarındalar. LGBT dernekleri. Hani nerede? Yaz bakayım LPG dergini kim kurdu? Google var ya. Google var. Şevki Hoca'm ve Şevki Hoca inanmıyorsan Google Hoca'ya sor. Homoseksüel derneğini AK Partisi reddetti vali. Hmm. Kurulamaz dedi. Danıştay'a mı unuttum? Mahkemeye, idari mahkemeye başvurdu. O günkü CHP'nin kontrolünde, FETÖ'nün kontrolünde yargı cinsi sapıkları, lutilerin dernek kurmasının önünü açtı. Sen böyle iftira atarsan Allah cinsi sapıklarla aynı safta illet ittifakını atar seni işte. İftira atma. Şimdi de yayıyorlar bir yalanda. Bir kardeşim aradı. Çok sevdiğim Erbakan hocamın sağ kuludur. Devamlı yanındadır. İzmir'de Selahattin abim aradı beni. Hani canciğer. Erbakan hocamın yanında. Ailece Saadet. Ama ben pazar günü Saadet'e boykot edeceğim bir günlük diyor. Türkiye'ye oy vereceğim, kocamın ya hayallerinin gerçekleşmesine oy vereceğim diyen akıllı, şuurlu, saadetçi kardeşlerimden. Ne deniyor Temel Bey? Neden ittifaka girmemiş Cumhur İttifakı'na? Her şey yalan ya. Partiyi kapat da gelin demiş Tayyip Erdoğan. Allah'tan korkun ya. Bu çalışmaları yürüten Faruk Çelik kardeşim. Daha evvel de 7 tane verdi milletvekili Tayyip Bey. 7 tane. Kabul etmediler. Dedim 7 sıfırdan büyük değil mi? 7 mi büyük sıfır mı? Kabul edin bunu. Yalnız Tayyip Bey'e gidin deyin ki, bugün de aynı. Gidin deyin ki, biz 7'yi kabul ediyoruz. 7 milletvekilini. Ama Anadolu'da, Doğu'da, İzmir'de vesaire yerde HADEP'in kazanacağı yerlerde Saadet Partisi'nin adaylarını belirle. Yani AK Parti'nin liste sonlarını isteyin Tayyip Bey'den dedim. Ne olacak? Barajı grup kuracaksınız dedim.
Nasıl olacak? Saadet yalanı iftirayı bırakır da hakikati desteklerse tabanı çok hasbi, çok samimi bir taban. Gayretli çalışacak. Gayretli hadefim, bana şaşma şansı yok dedim. Full gelecek. Ve dediğim çıktı %0.5 ile hadef. Şimdi de %5'e düştü hadef. Bu müjdeyi vereyim sana. Size. Azamlı peygamberi mi? Karikatürü eden ahlaksız, şerefsiz, namussuz müfteriler bulacak cezalarını. Onun yanında olanları uyarıyorum. HDP zerre iman olan bir insan destek veremez. Peygamberi karşısında bulur. Diyarbakırlılar şahittir. Danimarka'daki peygamberin karikatürü bir dergide yayınlandı. Kıyamet koptu Müslümanlarda. Bunlar dergide değil. O kadar peygamber düşmanı ki HDP'nin belediyesi bütün panolarda Allah Resulü'nü cadıya benzetti ve o 13 yaşında küçük kızı eline tutarak kız tecavüzcüsü diye yayınladı. Hadi bakayım Saadet Partiler, hadi bakayım CHP'liler, hadi bakayım İyi Partiler, hadi bakayım benim 8 milyon Müslüman, 80 milyon Müslümanım, Alevim, Sünnim, nasıl HDP'yi baraj açtırmak için uğraşacaksınız? Allah Resulü'nün yüzüne nasıl bakacaksınız? Ben konuşmuyorum, Allah'ın kitabı konuşuyor. اَلَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَمُ اللّٰهَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Mal eliyle, diliyle, kalemiyle Allah'a ve Resulüne hakaret eden, eziyet edenlere dünyada da şeytan gibi lanet, şeytanı lanetlediğim gibi lanetledim, ahirette de lanetledim. Bunlar lanetlik. Onun için Müslüman Kürtler ayrılıyor, silahın zoruyla veriyordu. Şimdi doğuda Müslüman Kürt, genç, erkek, kadın, sarhoşu ayağı, HDP oy yok diyor. Zerdüşleri bu ülkede biz meclise geçirmeyeceğiz. Kürt, Müslüman Kürt boykot ediyor HDP. Şimdi onu geçirmek için CHP'liler seferber olmuş, onlar seferber olmuş. E ne yapacağız? Evet. Ölçüye gelelim. Ne yapacağız? Kur'an ne ölçüler ölçü? Ne hocam? Tabii. Ve Hazreti Hüseyin neden Yezid'de? Tabii. Çünkü son 10 dakikaya giriyoruz. Her biat oydur. Hı-hı. Her oy bir biattır. Biat? Her biat bir oydur. Tabii. Hı-hı. Her oy bir biattır. Biat nedir hocam? Biat Türkçesi kişiyi seçmek. Elini uza. O günler sandık yok. Sandığı her yerde, her köyde koyma şansı yok. Telefon yok. Millet adına alimler toplanır, ülkenin idarecisini seçer. Seçtikten sonra herkes elini uzatarak halifeye biat ederlerdi. Yani seni seçtim, seni kabul ediyorum derdi. Anlatabiliyor muyum? Öyle Oğuzhan çıkacak, biat alacak, Şaban çıkacak, öyle şey yok. Biatla kimse alay etmesin. Biat devlet yönetimidir. Şahıslar bile alamaz. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali döneminde üçüncü, ikinci biat eden kişi gösterin bana. Bir tarikat gösterin. Dalga geçmeyin biatla. Biat tek kişiye yapılır. Hı hı. Tek kişiye, devleti yönetene. Vatandaşlık hakkı demek. Karşılıklı anlaşma, biat bayi kökünden geliyor. Karşılıklı alışveriş. Hani mübayağı derler ya, elimi tut. Hı hı. Hayvanı alırken pazarlık yapılır karşılıklı. Bu alışveriş gibi seçenin görevleri var, istekleri var. Seçilenin de vazifeleri var. Karşılıklı sorumluluklar. Karşılıklı anlaşma. Hı hı. Onun için kime oy verilir? Allah'ı dinle Şevki Hoca'yı değil. Ne diyor Allah? Namaz kılmayı sana emrediyorum diye ayet yok. Hiçbir hoca gösteremez. Namazı Kame. Kılın diyor. Ayağa kaldırın diyor. Sallu da demiyor namaz kılın dese. Camiden eve, eve camiye, sandığa karışma, ticarete karışma, alışverişe karışma, din dünyaya karışmaz diyenler haklı çıkardı. Sallu diye ayet bana hiçbir hoca gösteremez. Ekimussela, yukimunessela. İki görev var. Namazı kılmakla iş bitmiyor. Allah'a secde edecek nesli çoğaltın. Namazı daireye sokun, kışlaya sokun. Namaz kılanları ordudan atana bir Müslüman oy veremez. Memuriyetten atana Müslüman veremez. Hala Ford bir sermayenin fabrikalarında son zamanlarına kadar Cuma'ya gitmek bile Kocaeli'de yasak idi, fabrikalarında yasak idi. Reytellezî yenhâ abden idâ sellâ. Ebu Cehillere diyor, namazı yasaklayanları gördün mü? İşte namazı emrediyorum, orucu emrediyorum ayet indirmiyor Allah. Ama iki ayette emir var. Her cuma dinlediğiniz İnnallâhe ya'murukum bil adl ve lisâni ve itâ. Emrediyorum, adil olun demiyor. Adaletli olmayı emrediyorum. İyiliği yaymayı emrediyorum. Akrabanın fakirlerine bakmayı, akrabaya bakmayı emrediyorum. Emir bu. Bakınız da diyebilir.
O da emir. Şart var, emrin emir. Üstünde emir. Sonra ve yenha anil fahşai vel münkeri vel bağ. İktidarınızla, seçtiklerinizle, oylarınızla, tebliğinizle, davetlinizle haram kıldığım haramları haram etmeyi, haramları yasak helal edenlere karşı ve yenhanil fahşai vel münker, bütün münkeratı, bütün faizi, bütün kumarı, bütün haram kıldıklarımı o ülkede yasak etmeyi emrediyorum. Vel bağ, devlete baş kaldırmayı, vatana baş kaldırmayı, tankın üstüne çıkıp darbe yapmayı, hepsini size yasaklamayı emrediyorum. Darbeyle Müslüman İslam gelmez. İslam tebliğdir. Hiçbir darbeci peygamber bana gösteremez. FETÖ'ye aklını kiraya verenler duysun diye. Peygamberi rüyanızda değil ahlakınızda görün. Darbe şeytanidir. İnkılap Rahmanidir. Peygamberler sohbetle silahlı kuvvetlere yenen yiğitlerdir. Bizim işimiz iftira değil. İnsanları sohbetle uyandırmak ve diriltmek. Diriltmektir. Bu Kur'an o halden kime oy verilir söylüyor. Gel beraber ikinci ayeti okulum. İnnallâhe ye'murukum en tueddül emanâti ilâ ehliyâ. Allah diyor. Vazifeleri, makamları, başbakanlığı, cumhurbaşkanlığı, milletvekilleri, muhtarlığı kimi seçiyorsanız veya size emanet edilen evladınızı, ne, efendim her türlü iş yerinde mühendis arayacaksın. Bütün aklınıza ne kadar makam geliyorsa Allah bunu ehline verin demiyor. Diyor ki size vazifeleri, görevleri ehline vermenizi emrediyorum. Emir bu. Bu da emir. Neden namazda emir yok, bunda yok? Var. Ehliyetsiz insanlar yönetime gelince nesil namaz kılamaz, ahirete hazırlanamaz, Allah'a kulluk yapamaz. Ehliyetsiz insanları şeyi batırır, vatanı koruyamaz. Peki ne olacak dinlemesem Allah'a? Ben ne karışayım sana? Allah cevap veriyor. Ya eyyühellezine amenu la tehunullahe ve resul ve tehunu emanatikum ve entum ta'lemun. Allah Kur'an'ında söylüyor ey müminler, kafirlere demiyor. Ya ey müminler, emanetlere ihanet ederek Allah'a ve Resulüne hainlik yapmayın. Ben hain deyince bu ayeti öğreninceye kadar Amerika, Yunan, İngiliz, Türkiye'nin düşmanları Haçlılar hain zannederdim. Değil. Mümin olduğun halde öyle cumaya gelmeyin, namaza gel, hiç önemli değil. Emanetlerime ihanet eden haindir diyor. Evladın emanet, neslin emanet, canın emanet, en büyük emanet din, sonra en büyük emanet, ikinci emanet vatandır. Vatana ihanet, vatanı ehliyetsiz insanlara teslim etmek en büyük ihanettir. Peki nasıl oy verilecek? Hazreti Hüseyin'in oy vermedeki ölçüleri çok mühimdir. Beş şeyi koramayacak adama oy veremezsiniz. Kümesi teslim etmediğin adama Türkiye'yi teslim edeceksin, öyle mi? Allah'tan korkun ya. Bu iş oyuncak mı? Vallahi vatandaşlık görevlerince askerlik görevimiz, vergi görevimiz, nöbet görevimizden daha mühimi oy görevidir. Oy. Yarın oy anam dememek için. Partilere kızabilirsin, şuna kızabilirsin. Sen kendini vurduğunun farkında mısın öfkeyle oy verdiğin zaman? Allah korusun, ehliyeti liyakatsız insanlar Türkiye gemisini yönetirse, yani kaptan gider korsanlar gelirse, Türkiye gemisi batı limanına, faiz limanına, borç limanına çekilecek, yatırımlar durdurulacak. Kendini düşün, beni değil, partileri değil, işinden olacaksın, aşından olacaksın, eşinden olacaksın. Oyunla. Nereden bu, ne demek bu hocam? Faizler hortladığı zaman, %100'e çıktığı zaman yuvalar yıkılır. İflaslar. Vallahi aldığın kredilerle aldığın evleri geri vermek için bankaya yalvarırsın. Bankaya, o dönemleri biz yaşadık. Evet. İntihar edenler oldu ya. Bankaya yalvarıyor. Verdiğim paraları, faizleri istemiyorum. Ana parayı istemiyorum. Ne olur şu evimi geri al. A, verir mi? APO'nun terör örgütü neyse banka faizciler budur bu ülkede. Onlar bayram edecek 24 Haziran akşamı. Ne işin kalacak? Fabrikalar iflas edecek, işsiz kalacaksın. Aşın olmayacak, açsız kalacaksın. AK Parti iktidara gelinceye kadar fert başına milli gelir 2000 dolar. İstanbul'u ben hatırlıyorum. Satılık, satılık, satılık. Ankara'ya gidiyorum. Satılık, satılık.
50 bin liraya parası olan İstanbul'da daire alıyordu. Şimdi 300 bini alamıyorsun. Bu bereket nereden geldi? Bu bereket iktidarın faizi düşürmesinden geldi. 17 Aralık'ta FETÖ melunu yaptığı operasyonlara faizi ve doları yükseltme kapısı açınca şimdi bile ekonomide oyunlar yapılıyor. 24 Haziran'dan sonra AK iktidara gelince dolarda düşecek faiz de. Amerika bu kadar oyuna gelemez. Şimdiden Münbiş'te AK Partisi'nin kazanacağını anladı. Anketleri biliyor. Anlaştı. Ve yanaştı. Devriye atıyoruz orada. Tabii. Şimdi. Onun için Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da kime oy verilir itikadını Alevi bilecek. Biz Kerbela deyince ya aşure yiyeceğiz, ya sırtımızı zincirleyeceğiz. Ne Hazreti Ali'yi hepimiz seviyoruz. Ne Alevi kardeşim, ne Sünni kardeşim, ne Hazreti Hüseyin'i filan anladığımız yok. Hep istismar. Alevi kardeşlerimizi, Sünni kardeşlerimize diyorum ki Hazreti Hüseyin neden şehit oldu? Oraya savaşmaya gelmedi. Peygamber torunu, bugün Seyda torununun torunu evladı Resul'e bu millet ne kadar ilgi gösteriyor. Aradan 1400 sene geçmiş. Hazreti Hüseyin isteseydi Mekke Medine'den hacda yüz binlerle gelir Yezid'i yerle bir ederdi. Bir davet üzerine gel bizi Yezid'den kurtar diye. Biat için çağırdılar. Ama bir oyunmuş. Muaviye'nin oğlunun oyunu. Geldi baktı ki dilekçe verenler, kendini Kufe'ye çağıranlar, yani babasını şehit edenler yine geldi Hazreti Hüseyin'i çağırdı. Maksat Yezid'in rüyalarına giren o efendim, herkes onu çok seviyor diyor. Sırf hasedinden. Ben kralım, neden sevilmiyorum? Hazreti Hüseyin'in ortadan kaldırılması lazım. Ve Kerbela'da. Şimdi Tayyip Bey'e kardeşleri savaş açıyor. Cebeli şu bu fark etmez. Yahu Hazreti Hüseyin'i şehit eden askerin komutanı cennetle müjdelenmiş Said-i Ebi Vakkas'ın oğlu Ömer'dir. Bir İran İsfahan vali rüşvetiyle peygamberin torununun kafasını koparacak. Hazreti Hüseyin oyunu anlıyor. Yalvarıyor, geri gönderen. Kerbela, Fırat Nehri'nin suyunu kesmişler. Çocuklar susuzluktan ölüyor, şehit oluyor. Ehli Beyt kan ağlıyor, kan. 10 Muharrem günü Cuma, bembeyaz elbiseler içinde herkesi ağlatan bir konuşma yap. Bırakın gideyim Mekke'ye, gidemezsin. Medine'ye gideyim, gidemezsin. Rıbat boylarına Bizans'la savaşayım, oraya gönderin beni, gidemezsin. Ne yapacaksın? İlla biat edeceksin. İki yolun var. Ya Yezid'in iktidarına oy vereceksin, onun meşru olduğunu ilan edeceksin, Yezid sana saray verecek. O sarayda kalacaksın, rahat edeceksin. Caferi mezhebi, Zeydiye, Hanefi, Maliki bütün mezheplerin ortak kararıdır ki bir insan ölüm korkusuyla bunu kabul edebilir. Zorla bir yer. Ruhsat. Ruhsat. Rahat edecek. O ama gelecek ümmetlerin, Allah Resulü'nün ümmetlerinin kıyamete kadar yanlış oy vermesinler diye ruhsatı değil, azimeti tercih etti orada. Yani Kerbela, Hazreti Hüseyin'in mübarek kanlarıyla yazılan bir fıkıhtır. Kime oy verilir fıkıh? İki yolun var dedi Ömer bin Saad. Ya biat edeceksin, yaşayacaksın. Ya da başın olacak, başını koparacağız. Başka şansın yok. Cevap? Cevap veriliyor. İki, üç şeyden dolayı. Yezid'e biat etmektense ölümü tercih ederim. Lütfen görevler bir 10 dakikada önemli şeyleri anlatıyorum burada. Ve son haftadayız. Anlatabiliyor muyum? Umarım Akif bir cumada, son cumada bir fırsat tanır ve bunları anlatırız. Veya bizim milli televizyonlar. Kabuktan bahsetmeyin, özden bahsedin, bu milletin önünü açın. Ondan sonra ne cevap verin? Üç neden? Üç şeyden dolayı Yezid'e oy vermektense biat ölümü tercih ederim. Bir, miras malları arasında iktidar koltuğu yoktur, tarihi sözü. Babası Muaviye'den Yezid'e hurmalık kalabilir, ev kalabilir, deve kalabilir ama miras malları içinde ümmetin koltuğu yoktur. Batı krallıktan yeni kurtuldu. Saltanatı reddediyor 1400 sene evvel. Seçimi Avrupa'dan 1400 küsür sene evvel ilk telaffuz eden kahramandır Hazreti Hüseyin. Geri ver, baban ölmüş, koltukla beraber iktidar, öyle yok. Ben bu yolu açarsam ileride babadan oğula iktidar geçer,
bazı evlatlar zalim olur, zulmeder. Ya sen mi biliyorsun, Hazreti Hüseyin mi biliyor? Babadan oğula iktidar. Olmaz diyor. Geri ver, ülema toplansın, ehli hal vel akt. Şurayla seçesin, biat edeyim. İki, Yezid son zamanlarda eski Yezid değil. Namaz kılan Yezid değil. Hazreti Eyyub el-Ensar'ın içinde askeri olduğu, İstanbul'un fethine iki defa gelen komutan Yezid değişti. Yezid sarhoş oldu, içkiye başladı. Sarayına dansöz getirdi, fasık oldu. Fasık olana, facir olana oy verme yolunu açmaktansa ölümüdür. Hangi Alevi kardeşim bakalım pazar günü bunu oyacak? Hazreti Hüseyin'i dinleyecek. Hangi Sünni kardeşim Hazreti Hüseyin'i dinleyecek? Facir olana, sen arabayı sarhoş kullanana teslim etmiyorsun. Gemiyi nasıl teslim edeceksin bu ülkede? Her gün namazda vene türkü men yefçülük. Yatsı namazında bu kunut duanın uy. Bana uyma. Bu verdiğin duayı yatsı namazı vitirde elleri kaldırıyoruz. Ne okuyoruz? Allahümme inna nestaînuke ve nestağfiruke ve netrukü men yefçürük. Ne diyorsun orada? Allah'ım söz veriyorum, facirlerin yolunu terk edeceğim. Kime oy verilir? Fatiha suresine oku. Fatiha öykü. Günde 40 defa Fatiha. Elhamdülillahi rabbil alemine uy. Kim apoya mapoya uyma. Fatiha suresi. İhtina sıratel müstakim, sıratel lezine en'amte aleyhim, gayril mağdub aleyhim veleddalil. Beş vakit namazda dünya istemiyoruz, araza istemiyoruz, makam istemiyoruz. En zor şeyi istiyoruz. Ya Rabbi, senden doğru yol. Şaşırıyorum, o konuşuyor, bu konuşuyor, o anlatıyor, bu anlatıyor. Ne olur doğru yol. Hangi yol? Peygamberlerin gittiği, evlilerin gittiği, salihlerin gittiği, ehli beytin gittiği yol. Daha da aç. Gayril mağdubi aleyhim veleddalin. Batılıların, azmışların yoluna değil, ilmiyle insanları sapıtanların, cehaletle insanları şaşırtan o Hristiyan siyonistlerin, o kapitalizm yoluna, emperyalizm yoluna, laisizm yoluna, sosyalizm yoluna, şeytanın urdukları yollara beni iletme, beni İslam yoluna, beni cennete götürecek yola ilet. İşte kime oy verilir? Hep bu ayetlerde açık ve net olarak ortaya konuyor. Tamam, Hazreti evet. Hüseyin diyor tövbe et. Günah, aşırı günaha giren insana oy verme yolunu açamam diyor. Açarsam ileride böyle faizci, kumarcı, zinacı insanlara da oy verme yolunu benim iştahımdan alırlar. Ben bu vebale giremem diyor. Üç, ehliyet emanete ihanet etmektedir Yezid diyor. Ben kendisini öldürmeye gelenlerin mallarını vermek üzere yatağa yatırtılan Ali'nin oğluyum diyor. Benim dedem öyle bir dede ki devletin malını, düşmanların emanetini bile kendilerine, düşmanların emanetini bile kendilerine teslim eden bir dedenin torunuyum diyor. Ebu Cehil'in... Sen gelir gelmez faizcilere devleti peşkeş çekeceksin. Gelir gelmez yatırımları durdurup banka patronlarını bayram ettireceksin. Sen Hazreti Hüseyin'i dinlemiyorsun kim olursan olsun. Ehliyet emanet. Nedir onlar? Seçilecekte aranacak şartlar ne? Bir, akıllı olacak. Beş şeyi koruma yolunda söz verecek. Seçmen söz veriyor. Seni destekliyorum. Seçmene de idareci söz veriyor. Biat o demek. Ne güzel dinimiz var ya. Bunlar ilahiyatta, İmam Hatip'te değil. Bütün okullarda çocuklara nasıl seçilir, kim seçilir? Pusula verseydik bu hale gelir miydik? CHP'de düzgün olurdu, diğer partilerde düzgün olurdu, milletin partisi olurdu, halkın partisi oldu. Hiç konuşma, kim nereye verirse versin, hangi adaya biat ederse etsin, ama şartlar böyle değil ki. Bir bakın bakalım adayların profiline, yoluna. Biri çıkıyor, bilmem sana iman ettim diyor. Şimdi işte şehir şehir Tayyip Bey'e İftira atı adamın şiir kitabı çıktı. Evet. Ne yazıyor şiir kitabın arkasında? Tanrılarla aramayı değil, Tanrım sen olasın diyor, kimi seviyorsa, kime de diyorsa. Bunlar bu ülkenin başına getirilir mi ya? Ne çabuk unuttuk masatanları. Pisli efendim kanlı hastaneleri, emekli maaşı almak için kuyrukları ne zaman unuttuk? Hasta insanların hastaneden randevu için gece 3'ten beri ayakta randevu alışlarını nasıl unuttuk? O yolları nasıl unuttuk? O zulümleri nasıl unuttuk?
ordudan namaz kıldı diye atılan Kayserili Albay Mustafa'yı aç kaldığı için 5. kattan kendisini intihar etmesini nasıl unuttuk? O Erzurumlu dadaş kız, 14-13 yaşlarında kız, başörtülü Bursa İmam Hatip'in bahçesine girdi diye onu polisler valinin emriyle joplarken, jopun acısıyla karşıya geçerken tırın altına kalıp ayağının kesildiğini nasıl unuttuk? Merve Kavakçıların milletin meclisinde Mustafa Kemal'ın anasının, hanımının başörtüsünün kovulduğunu nasıl unuttuk biz ya? Nasıl bunlara oy veririz? 5 şeyi korumayana oy veremezsin. Ahirette hesaba geçir. Allah diyor ben değil, Allah'ı dinle. Şevk Yılmaz kim? وَمَنْ يَشْفَ شَفَاءَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا Kur'an diyor. Kim iyiliklere yol verirse, destek verirse kıyamete kadar ona pay vardır. Şimdi AK Partisi'ne oy ver, şu köprüler yapıldı. O köprüler kıyamete kadar oldukça o yolu açanların ameline gidiyor. Marmara'yı yapanların ameline gidiyor. Kur'an kurslarını İmam Hatip'in eğitimin önünü açanların, 5 yıldızlı otellerle sadakayı cariye yapanların, ona sebep olanların da sevap hanesine yazılıyor. Amma ve men yeşfe şefaaten seyye, yıkıcılara yol verirsen, darbecilere yol verirsen, din düşmanlarına yol verirsen, bu ülkenin kalkınmasını istemeyen, batı adına uşaklık yapanlara yol verirsen, Rabbim ne diyor? وَمَنْ يَشْفَ سَفَاةً سَيِّيَ Kötülüklere, zulme yol verenlerse, يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا O günahtan, o zulümden ona yol verenlere pay var. Oy o kadar önemli bir şeydir. Onun için aklımızı başımıza alacağız. Türkiye'nin rotasını değiştirmeyeceğiz. Aklımızı başımıza alacağız. Her tarafta oyun var ya. Şimdi bir kardeşim ayırıyor. Tarım Bakanlığı buradan uyarıyorum. Bir anda patates, soğan 2 lirayken bu hafta mahsus pazar 5 liraya çıkarmış. Görüyor musun ne büyük oyunlar ya? Birden fiyatlar artıyor. Neden? Pazar el yakıyor, kıyamet koparıyor alışverişe giden vatandaş. Bunların bir oyun olduğunu bilmiyor. Tarım Bakanı nerede? Ne yapar? Bunları ben duyuyorum, o neden duymuyor? Bunlara müdahale etmesi lazım. Tayyip Erdoğan kardeşim her şeyi mi yapar? Nasıl görecek? Biz uyaracağız. Bu hafta elektrik kesintileri yapılabilir, bu hafta su kesintileri yapılır, bu hafta trafik cezaları arttırılabilir, bu hafta çok araba çekmeleri yapılır, bu hafta bürokrasinin de sandık suikastı olabilir. Bütün bunlara karşı oyuna gelmeyeceğiz, pireye kızıp vatan gemisini batırmayacağız. Biz Türkiye için sandığa gideceğiz. Biz Çanakkale'yi canlarıyla, oklarıyla koruyan evlatlar olarak yarın bir oyla koruyacağız. Oy! Bir mıh, bir nalı, bir nal, bir tırnağı, bir tırnak, bir ayağı, bir ayak, bir atı, bir at, bir komutanı, bir komutan, bir orduyu, bir ordu, bir milleti tarih temsiler. Ben bunu yıllarca konferanslarda söyledim. Atın ayağı altında çiviyi iyi çak, dedeye bak. Çivi düşer, nal düşer, nal düştü, komutan düşer, komutan düştü, at düşer, komutan rastlar ölür, ordunun morali bozulur, ordum yenilince millet tarih temsilin. Bizim şimdi pazar günü vereceğimiz oylar bu vatan için, bu din için, Kabe için, yeryüzü mazlumları için oylar atın ayağı altındaki çivi kadar da mı değil? O oy vatanı batırabilir, o oy vatanı ayağa kaldırabilir. O oylarımız Kabe'yi yıktırtabilir Haçlılara. Kabe'yi kurucu ebabil taşını, ebabil kuşlarının sicil taşı olabilir. Aklımızı başımıza alacağız. Orhan Sultan'ın rolünden vazgeçeceğiz. İşte bu kardeşlerim ben Orhan Sultan'a benzetiyorum. Sarıklı, cübbeli, şanssız amca. Fatih İnöz amcası, okuyun Google'dan. Fatih yenilirse dedem, yeğenim, ben Edirne'de padişah olurum. Aynı haset Tayyip Bey'e yapılıyor. Padişah olurum diye 2000 askeriyle Bizans'ın safına geçti. Ama Allah'ın mukadderatıdır. Bizans'ın safına geçti ama yenildi. İstanbul'u fethedince 2000 askerle beraber vatana ihanetten amcasını idam etti Fatih. Ah ne güzel askerden olmak için yarışacağına gitti Bizans'la beraber cehennemi boyladı. Mukadderattır, önleyemezsiniz. Allah Türkiye'yi batıya peşkeş çekmez. Batı bayram yapmak istiyor pazar akşamı.
Mehmet Akif hatıratında diyor, 1920 yıllar Viyana'da otelde askeriydim, otelde misafirdim. Bir çan çalıyor gece yarısı, çanlar çanlar, kilise çanları, ne var ya, ne bayram. İndim aşağı halk sokakta, nedir sevinonuz? Artık Müslümanların liderliği bugün mecliste kanunla kaldırıldı. Hilafet gitti, bayram ettiler, bayram. Şimdi aynı bayramımı yaptıracağız 24 Haziran. Çanlar mı çalsın? Tabii, İmam-ı Şafii'nin dediği gibi, düşmanımın okunu takip ettim. Düşmanım oku kime saplanmaya gidiyorsa o benim dostumdur. Tayyip Bey'in yeterince düşmanı var. Müslümana sıra gelmez diyor Mahmud Efendi Hazretleri, bizzat bana söyledi. Aklımızı başımıza alacağız. Türkiye'mizin yöneticisini seçtiğimiz gibi mazlum coğrafyanın lideri Türkiye'yi ayağa kaldıracağız. Çünkü Türkiye Kabe'nin, Medine'nin, Mescid-i Aksa'nın kaskosudur, sigortasıdır. Buradan korunur. Kendi neslimizi, nefsimizi ecdadımız gibi fedakarlık yaparak korumazsak torunlarımızın bedduasını alırız. Gençlere soruyorum, Çanakkale'yi dedeler mi geçilmez? Ya? Yok, Çanakkale'de bir tane dede yok. Bizden evvel erken doğdukları için. Çanakkale'yi geçilmez yapan 15 ile 21 yaşındaki gençlerdir. Sen dede olmanı bakma. 24 Haziran'da gençler en çok koşacak. Sandık nöbetine gideceğiz. Sandık nöbeti. Çay almaya, bilmem fındık toplamaya gelenler gelecek. Anan hastalansa geliyoruz. Oğlun hasta, geliyoruz. Türkiye için, İslam alemi için geleceği, çayı bırakacağız, tatili bırakacağız. Bir oy, bir oy. Darbelerle Türkiye yıkılamadı. Sandık darbesiyle bize yıktırmak istiyorlar bu ülkenin kalkınmasını. Aklımızı başımıza alacağız. Bir de bir haberle bitireyim. Yalan haber yayılıyor. Tayyip Erdoğan'a verelim. Mecliste de milletvekillerine oy vermeyelim. Son derece yanlış. Başsız vücut olmaz, vücutsuz baş olmaz. Başarılı kaptanı başarılı kılan kendisi değil, mürettebatıdır. Sen onun ekibini tasfiye ettin mi, Tayyip Bey'i ayaksız yaptın demektir. Cezalandırdın demektir. Aynen Tayyip Bey'i Amerika'daki Trump gibi etkisiz ve yetkisiz yaptın demektir. Boyuna gelme. Trump'un şu anda A diyor, sanato B diyor. Trump ne diyorsa tersi yapıyor. Böyle bir şey yapamazsınız. Böyle bir şey yapılırsa çeken Türkiye olur. Kan kaybederiz. AK Partisi'nin kaptanı, Türkiye gemisinin kaptanı Tayyip Erdoğan olsun. O ekibiyle hesap versin millete. Türkiye meclisini kaosa sokmayın. Birlik içinde. Birlik içinde. Evet, elbette ki MHP'ye oy veren kardeşim Cumhur İttifakı'da kendi partisine verecek. Ama AK Parti'yle oy vermiş bugüne kadar kardeşlerimiz yanlış yapmayacak. Türkiye'de bu oyunu bozacağız. Başsız, başsız vücut olmaz, vücutsuz baş olmaz. Onun için akıllıca inşallah 24 Haziran'da kahir ekseriyetle, anayasayı geçecek şekilde Allah'ın izniyle AK Parti, MHP, Cumhur İttifakı Türkiye emanetini teslim alıyor. Zaten teslim almış. Teslim etmiyor Türkiye'yi batırmak isteyenlere. Müjdeler olsun. Eyvallah. Allah'ın izniyle Allah nurunu tamamlayacak. Cenab-ı Hak inşallah Ramazan-ı Şerif hürmetine, o ayda inen, bin aydan hayırlı Kadir gecesi inen Kur'an-ı Kerim hürmetine, her gün okuduğumuz Fatiha hürmetine ve Allah Resulü'nün hürmetine, mazlum bebekler, çocuklar hürmetine, ağlayan Filistinliler hürmetine, bu gecede şu yüce kitap, anayasamız Kur'an hürmetine, Avrupa'nın ve Amerika'nın adaylarını değil, Filistin'in, Asya'nın, Afrika'nın mazlum adayı Tayyip Erdoğan ve ekibini Cumhur-i İttifakı kahir ekseriyetle inşallah yeniden göreve, yola devam ettirsin diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gecemiz, gündüzümüz hayırlı olsun. 24 Haziran'ımız gece Müslümanlara, mazlumlara bayram, Avrupa'ya matem, Roma'ya matem, Roma merkezli hilafet, Papa hilafetinin sona erdiği, yeniden
Osmanlıoğlu Türkiye merkezli hilafetin, liderliğin ayağa kalkacağı Türkiye'nin inşallah önü açılsın diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Hocam eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Biz de bütün... Tabii bu ara Sabri kardeşime bize hakkını helal etsin. Bizden sonra programından çaldık. Derin kutu var. İnşallah derin kutuda daha derin konularla eyvallah milletimizi inşallah aydınlatmaya sağ devam edeceğiz. Teşekkür ederiz. Evet, değerli izleyenler, bir milli dirilişin de sonuna geldik. Cuma akşamı da muhtemelen Çay TV veya Kardelen'de veya bir başka televizyonda konuşmaya İnşallah devam edeceğiz. Twitter'ın İnşallah sosyal medya onu da hesaplarınızdan Twitter'dan duyuracağız. Eyvallah hocam. Facebook'tan veya Ülke TV. Allah'ın izniyle. Hayırlara vesile olsun diyoruz biz de. Güçlü meclis ve güçlü liderlikle Türkiye değişmeye devam ediyor. Dünyayı değiştirecek sürecin başlangıç günü olsun 24 Haziran diyoruz. Sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı akşamlar.